Want to speak real Turkish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at TurkishClass101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Affedersiniz, o rafın üzerindeki kitaba bir bakmak istiyordum. Hangi kitabı istersiniz? Arabalarla ilgili olanı. Bir dakika lütfen. Bu mu? Evet, o. Buyurun. Affedersiniz, o rafın üzerindeki kitaba bir bakmak istiyordum. Hangi kitabı istersiniz? Arabalarla ilgili olanı. Bir dakika lütfen. Bu mu? Evet, o. Buyurun. Sen ne sipariş edeceksin? Pizza çok lezzetli görünüyor. Sanırım ben onu alacağım. Dün pizza yedim. O yüzden... Tamam o zaman. Hamburger nasıl? İyi olabilir. Onu alayım. Sen ne sipariş edeceksin? Pizza çok lezzetli görünüyor. Sanırım ben onu alacağım. Dün pizza yedim. O yüzden... Tamam o zaman. Hamburger nasıl? İyi olabilir. Onu alayım. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bugün kaçta kapanıyorsunuz? 6'da kapanıyoruz. Ama lütfen 5.30'dan önce gelin. Peki. Teşekkür ederim. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bugün kaçta kapanıyorsunuz? 6'da kapanıyoruz. Ama lütfen 5.30'dan önce gelin. Peki. Teşekkür ederim. Bugün hava çok güzel. Öğleden sonra havuzda yüzmeye gittim. Akşam üzeri de sinemaya gittim. Ayrıca tüm sabah ders çalıştım. Bugün hiç de fena değildi. Bugün hava çok güzel. Öğleden sonra havuzda yüzmeye gittim. Akşam üzeri de sinemaya gittim. Ayrıca tüm sabah ders çalıştım. Bugün hiç de fena değildi. Bu fotoğraf oğlunun oynadığı futbol takımına ait değil mi? Hangisi oğlun? Bu. Oo, boyu en uzun olan. Herhalde yani. Benden bile uzun. Bu fotoğraf oğlunun oynadığı futbol takımına ait değil mi? Hangisi oğlun? Bu. Oo, boyu en uzun olan. Herhalde yani. Benden bile uzun. Önümüzdeki cumartesi sinemaya gidelim mi? Ay, çok isterim. Ama sabah part-time işim var. İşin kaçta bitecek? 2'de bitecek. O zaman 3'te kafede buluşup 4'te de sinemaya gidelim mi? Tamam. Önümüzdeki cumartesi sinemaya gidelim mi? Ay, çok isterim. Ama sabah part-time işim var. İşin kaçta bitecek? 2'de bitecek. O zaman 3'te kafede buluşup 4'te de sinemaya gidelim mi? Tamam. Sizce hangi gömlek daha iyi? Beyaz olan mı, mavi olan mı? Bence mavi olan. Gri ceketinizle de iyi gitti. Öyle mi? Ama kırmızı kravatınla pek iyi durmadı. Durdu mu? Evet, biraz öyle. Tamam o zaman. Beyazı alacağım, maviyi değil. Sizce hangi gömlek daha iyi? Beyaz olan mı, mavi olan mı? Bence mavi olan. Gri ceketinizle de iyi gitti. Öyle mi? Ama kırmızı kravatınla pek iyi durmadı. Durdu mu? Evet, biraz öyle. Tamam o zaman. Beyazı alacağım, maviyi değil. Affedersiniz. Özel burger menüsü lütfen. Tabii. Patates kızartması mı arzu edersiniz, salata mı? Salata lütfen. Peki. İçeceğiniz ne olsun? Kola olsun. Affedersiniz. Özel burger menüsü lütfen. Tabii. Patates kızartması mı arzu edersiniz, salata mı? Salata lütfen.
Peki, içeceğiniz ne olsun? Kola olsun. Bugün kek yapacağız. Önce tereyağıyla şekeri karıştıralım. Sonra iki yumurta ekleyip iyice çırpalım. Unu da ekledikten sonra hafifçe karıştıralım. Keki fırına koyup 50 dakika pişirelim. Hepsi bu. Bugün kek yapacağız. Önce tereyağıyla şekeri karıştıralım. Sonra iki yumurta ekleyip iyice çırpalım. Unu da ekledikten sonra hafifçe karıştıralım. Keki fırına koyup 50 dakika pişirelim. Hepsi bu. Bugün ne yapmak istersin? Filme gitmek istiyorum. Ben de televizyonda beyzbol maçı izlemek istiyorum. Ayrıca alışverişe de gitmek istiyorum. Maç 1'de başlayacak. O zaman önce filme gidelim. Sonra beyzbol maçını izleyebilirsin. Tamam. Alışverişe de akşam gideriz o zaman. Bugün ne yapmak istersin? Filme gitmek istiyorum. Ben de televizyonda beyzbol maçı izlemek istiyorum. Ayrıca alışverişe de gitmek istiyorum. Maç 1'de başlayacak. O zaman önce filme gidelim. Sonra beyzbol maçını izleyebilirsin. Tamam. Alışverişe de akşam gideriz o zaman. Bugünkü derste anlatılanları pek anlamadım. Öyle mi? Sorun var mı? Evet, oldukça çok sorum var. Şimdi zamanınız var mı? Şimdi biraz meşgulüm. Lütfen öğleden sonra ofisime gel. 1 ile 4 arası odamda olacağım. Peki, 2'de orada olacağım. Bugünkü derste anlatılanları pek anlamadım. Öyle mi? Sorun var mı? Evet, oldukça çok sorum var. Şimdi zamanınız var mı? Şimdi biraz meşgulüm. Lütfen öğleden sonra ofisime gel. 1 ile 4 arası odamda olacağım. Peki, 2'de orada olacağım. Yemekten sonra kahve veya tatlı ister misiniz? Ne tatlılarınız var? Puding ve elmalı turta var. Yalnızca kahve istiyorum. Süt ve şeker ister misiniz? Sütlü olsun lütfen. Yemekten sonra kahve veya tatlı ister misiniz? Ne tatlılarınız var? Puding ve elmalı turta var. Yalnızca kahve istiyorum. Süt ve şeker ister misiniz? Sütlü olsun lütfen. Alo, kusura bakma, yarım saat geç kalacağım. Tamam, seni kafede bekleyeceğim. Peki, kafe nerede? Kitapçının yanında. Karşısında pastane var. Tamam. Alo, kusura bakma, yarım saat geç kalacağım. Tamam, seni kafede bekleyeceğim. Peki, kafe nerede? Kitapçının yanında. Karşısında pastane var. Tamam. Yaz tatili için bir plan yaptın mı? Henüz yapmadım. Ya denize ya da dağa gitmeyi düşünüyorum. Ben arkadaşlarımla denize gideceğim. Sörf yapacağız. Ne güzel. Sen de bizimle gelsene. Gerçekten mi? Süper olur. Tamam, sizinle geliyorum. Yaz tatili için bir plan yaptın mı? Henüz yapmadım. Ya denize ya da dağa gitmeyi düşünüyorum. Ben arkadaşlarımla denize gideceğim. Sörf yapacağız. Ne güzel. Sen de bizimle gelsene. Gerçekten mi? Süper olur. Tamam, sizinle geliyorum. Acıktım. Kahvaltı yaptın mı? Yaptım ama az yedim. Ne yedin? Yoğurtla kahve.
Yetmez o. Ekmekle meyve de yemelisin. Aa, acıktım. Kahvaltı yaptın mı? Yaptım ama az yedim. Ne yedin? Yoğurtla kahve. Yetmez o. Ekmekle meyve de yemelisin. Affedersiniz. Çocuk giysileri nerede acaba? Çocuk giysilerimiz 5. ve 6. katta bulunuyor. Ayrıca bebek kıyafetleriniz de var mı? Evet. 6. katta birçok bebek kıyafetimiz mevcut. Çok teşekkür ederim. Oraya gidip bir bakayım. Affedersiniz. Çocuk giysileri nerede acaba? Çocuk giysilerimiz 5. ve 6. katta bulunuyor. Ayrıca bebek kıyafetleriniz de var mı? Evet. 6. katta birçok bebek kıyafetimiz mevcut. Çok teşekkür ederim. Oraya gidip bir bakayım. Doğum günün çok yakında. Evet. Ertesi gün. Kaç yaşına gireceksin? 60'a giriyorum. Tebrikler. Kutlayalım. Çok teşekkür ederim. Doğum günün çok yakında. Evet. Ertesi gün. Kaç yaşına gireceksin? 60'a giriyorum. Tebrikler. Kutlayalım. Çok teşekkür ederim. Mavi etek ve beyaz etek. İkisini de beğendim. Evet. Beyaz etek çok satıyor. Mavi etek biraz pahalı. Evet ama size yakışıyor. Ama ikisini birden alamam. Beyaz olanı alayım ben. Tamam, teşekkürler. Mavi etek ve beyaz etek. İkisini de beğendim. Evet, beyaz etek çok satıyor. Mavi etek biraz pahalı. Evet ama size yakışıyor. Ama ikisini birden alamam. Beyaz olanı alayım ben. Tamam, teşekkürler. Parti yarın. Kimler geliyor? İkimiz, benim iki arkadaşım ve hoca. 5 etti. Ha, hoca eşiyle birlikte geliyor. Tamam. Parti yarın. Kimler geliyor? İkimiz, benim iki arkadaşım ve hoca. 5 etti. Ha, hoca eşiyle birlikte geliyor. Tamam. Bu yatak büyük. Evet, kapının oraya koyamam. Odanın sonuna koyalım. Ortaya koyalım mı? Hayır, köşeye koyalım. Tamam, olur. Kaldırmama yardım edebilir misin? Bu yatak büyük. Evet, kapının oraya koyamam. Odanın sonuna koyalım. Ortaya koyalım mı? Hayır, köşeye koyalım. Tamam, olur. Kaldırmama yardım edebilir misin? Want to speak real Turkish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at turkishclass101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Nasıl yardımcı olabilirim? Karım için bir doğum günü hediyesi arıyorum. Ne önerirsiniz? Pekala. Bu kolye nasıl? Biraz fazla uzun görünüyor. Peki ya buradakiler? Bir çiçekli kolye ucu olan var, bir tane de kalpli. Biraz daha zarif bir şey arıyorum. Buradaki inci kolye ne kadar? 3000 lira. Çok pahalı. Tamam, bunu alacağım. Elbette, buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Karım için bir doğum günü hediyesi arıyorum. Ne önerirsiniz? Pekala, bu kolye nasıl? Biraz fazla uzun görünüyor. Peki ya buradakiler? Bir çiçekli kolye ucu olan var, bir tane de kalpli.
Biraz daha zarif bir şey arıyorum. Buradaki inci kolye ne kadar? 3000 lira. Çok pahalı. Tamam, bunu alacağım. Elbette, buyurun. Yeni yazıcıyı nereye koyalım? Bence şu an eski yazıcının olduğu yere koymalıyız. Ama eskisi hala çalışıyor. Kullanmaya devam edeceğiz. Peki, o zaman yenisini oraya koyamayız. Kötü oldu. Yenisini kapının yanındaki rafın üzerine koymak iyi olurdu. Fakat orada sadece bir yazıcı için yer var. Tamam o zaman, odanın öbür tarafına koyalım. Doğru. Pencerenin yanı nasıl? Gayet güzel. Yeni yazıcıyı nereye koyalım? Bence şu an eski yazıcının olduğu yere koymalıyız. Ama eskisi hala çalışıyor. Kullanmaya devam edeceğiz. Peki, o zaman yenisini oraya koyamayız. Kötü oldu. Yenisini kapının yanındaki rafın üzerine koymak iyi olurdu. Fakat orada sadece bir yazıcı için yer var. Tamam o zaman, odanın öbür tarafına koyalım. Doğru. Pencerenin yanı nasıl? Gayet güzel. Hey, ben eve dönüyorum. Tamam, eve dönerken bir şeyler alır mısın? Elbette. Ne almamı istersin? Yarınki kahvaltı için süt ve ekmeğe ihtiyacımız var. Süt ve ekmek. Tamamdır. Kaç kutu süt? Bir tane yeter. Tamam. Başka bir şey? Bir saniye. Yağımız kalmış mı bir bakayım. Tamam, daha varmış. İyi. Biramız kaldı mı? Evet, hala bir şişe var burada. Tamam o zaman. Şu an daha almamıza gerek yok. Evet, tamamdır. Teşekkürler. Hey, ben eve dönüyorum. Tamam, eve dönerken bir şeyler alır mısın? Elbette. Ne almamı istersin? Yarınki kahvaltı için süt ve ekmeğe ihtiyacımız var. Süt ve ekmek. Tamamdır. Kaç kutu süt? Bir tane yeter. Tamam. Başka bir şey? Bir saniye. Yağımız kalmış mı bir bakayım. Tamam, daha varmış. İyi. Biramız kaldı mı? Evet, hala bir şişe var burada. Tamam o zaman. Şu an daha almamıza gerek yok. Evet, tamamdır. Teşekkürler. Tüm sabah boyunca güneşli bir hava var. Fakat öğleden sonra bulutlanma olacak. Ve gece yağmur bekleniyor. Gece boyunca yağan yağmur, yarın güneşin kendini gösterdiği sabahın erken saatlerine kadar devam edecek. Tüm sabah boyunca güneşli bir hava var. Fakat öğleden sonra bulutlanma olacak. Ve gece yağmur bekleniyor. Gece boyunca yağan yağmur, yarın güneşin kendini gösterdiği sabahın erken saatlerine kadar devam edecek. Şirket kart vizitlerinin yeni tasarımları geldi. Sence hangisi en iyisi? Bir bakalım. Bence firma ismi daha büyük olmalı. Tamam o zaman. Bunlardan biri olsun. Evet, bunları sevdim. Çünkü firma ismi büyük ve üstte. Birinde fotoğraf için yer de var. Ne dersin? Bence yazıları biraz küçük yapıyor. Doğru. Fotoğraf olunca yazının okunması biraz zor olabilir. Tamam o zaman, öbürünü seçelim. Şirket kart vizitlerinin yeni tasarımları geldi. Sence hangisi en iyisi? Bir bakalım. Bence firma ismi daha büyük olmalı. Tamam o zaman. Bunlardan biri olsun. Evet, bunları sevdim. Çünkü firma ismi büyük ve üstte. Birinde fotoğraf için yer de var. Ne dersin? Bence yazıları biraz küçük yapıyor. Doğru. Fotoğraf olunca yazının okunması biraz zor olabilir. Tamam o zaman, öbürünü seçelim. Affedersiniz, yakınlarda bir otobüs durağı var mı acaba, biliyor musunuz? Evet, var. Buradan düz gidin, ikinci trafik ışıklarından sağa dönün. Sonra ileride kitapçının oradan sola dönünce bir banka göreceksiniz. Otobüs durağı o bankanın hemen önünde. Anladım. Çok teşekkür ederim. Affedersiniz,
Yakınlarda bir otobüs durağı var mı acaba? Biliyor musunuz? Evet, var. Buradan düz gidin, ikinci trafik ışıklarından sağa dönün. Sonra ileride kitapçının oradan sola dönünce bir banka göreceksiniz. Otobüs durağı o bankanın hemen önünde. Anladım. Çok teşekkür ederim. Öğleden sonra New York ofisimizden Michael ile bir toplantımız olacak. Hiç içeceğimiz kaldı mı? Biraz kahvemiz var. Michael kahve içmez. Şişe suyumuz var mı? Evet, biraz kalmış olması lazım. Mükemmel, çok iyi. Siz bir şey ister misiniz? Ben de aynısından alayım. Öğleden sonra New York ofisimizden Michael ile bir toplantımız olacak. Hiç içeceğimiz kaldı mı? Biraz kahvemiz var. Michael kahve içmez. Şişe suyumuz var mı? Evet, biraz kalmış olması lazım. Mükemmel, çok iyi. Siz bir şey ister misiniz? Ben de aynısından alayım. Affedersiniz, ben çok hafif bir bilgisayar arıyorum. Peki, buna ne dersiniz? Oldukça ince ve hafif. Güzel görünüyor. Bu bilgisayarda DVD de izlenebiliyor mu? Maalesef izlenemiyor. Şu bilgisayarda DVD izleyebilirsiniz. Ama o biraz daha büyük ve ağır. Aa, evet. Bu çok ağır. İlkini alayım ben. Çok teşekkürler. Beyaz, siyah ve gümüş renkleri arasından seçim yapabilirsiniz. Siyah alayım ben. Affedersiniz, ben çok hafif bir bilgisayar arıyorum. Peki, buna ne dersiniz? Oldukça ince ve hafif. Güzel görünüyor. Bu bilgisayarda DVD de izlenebiliyor mu? Maalesef izlenemiyor. Şu bilgisayarda DVD izleyebilirsiniz. Ama o biraz daha büyük ve ağır. Aa, evet. Bu çok ağır. İlkini alayım ben. Çok teşekkürler. Beyaz, siyah ve gümüş renkleri arasından seçim yapabilirsiniz. Siyah alayım ben. Haftaya geziye çıkıyorsun, değil mi? Evet, salı günü Londra'ya gidiyorum. Orada 2 gece kalacağım. Sonra da Paris'e mi gideceksin? Evet, perşembe Paris'e gidip orada 1 gece kalacağım. Sonra da geri döneceğim. Yani cumartesi günkü toplantıya katılabileceksin, değil mi? Evet, katılacağım. Haftaya geziye çıkıyorsun, değil mi? Evet, salı günü Londra'ya gidiyorum. Orada 2 gece kalacağım. Sonra da Paris'e mi gideceksin? Evet, perşembe Paris'e gidip orada 1 gece kalacağım. Sonra da geri döneceğim. Yani cumartesi günkü toplantıya katılabileceksin, değil mi? Evet, katılacağım. İyi günler, pizza istasyonu. Buyurun. İyi günler. Sarımsaklı, domatesli pizza sipariş etmek istiyorum. Sarımsaklı, domatesli pizza. Tamam. Hangi boy olsun? Büyük boy lütfen. Ve lütfen 8 dilime bölün. Tamamdır. Başka bir şey ister misiniz? Evet. 4 grissini ve 2 kutu da kola alayım. Anlaşıldı. Siparişinizi yaklaşık 40 dakika içerisinde teslim edeceğiz. İyi günler. Pizza istasyonu. Buyurun. İyi günler. Sarımsaklı,
domatesli pizza sipariş etmek istiyorum. Sarımsaklı domatesli pizza. Tamam. Hangi boy olsun? Büyük boy lütfen. Ve lütfen 8 dilime bölün. Tamamdır. Başka bir şey ister misiniz? Evet. 4 grissini ve 2 kutu da kola alayım. Anlaşıldı. Siparişinizi yaklaşık 40 dakika içerisinde teslim edeceğiz. Affedersiniz. Kaça kadar açıksınız? Akşam 11'e kadar açığız. Ama son sipariş 10'a kadar. Oh iyi. Geç olduğu için çoktan kapanmışsınızdır diye düşünüyordum. Önceden 10'da kapanıyorduk. Ama kapanma saatini ileri aldık. Ah, anlıyorum. Ama pazar günleri 9'da kapatıyoruz. Tamam, anlaşıldı. Affedersiniz, kaça kadar açıksınız? Akşam 11'e kadar açığız. Ama son sipariş 10'a kadar. Oh iyi. Geç olduğu için çoktan kapanmışsınızdır diye düşünüyordum. Önceden 10'da kapanıyorduk. Ama kapanma saatini ileri aldık. Ah, anlıyorum. Ama pazar günleri 9'da kapatıyoruz. Tamam, anlaşıldı. Hey, bu süpürge hakkında ne düşünüyorsun? Bence güzel görünüyor. Sipariş edecek misin? Evet. 3-4 gün içinde teslim edilecek. Tarihi belirlememiz gerekiyor. Girecek cumartesi nasıl? Cumartesi sabah erkenden tenis oynayacağız. Aa, doğru. O zaman pazar daha iyi. Tamam, öyle yapalım. Ha, cuma akşamı eve erken gelmeyi unutma. Cumartesi sabah evden erken çıkacağız. Biliyorum, tamam. Hey, bu süpürge hakkında ne düşünüyorsun? Bence güzel görünüyor. Sipariş edecek misin? Evet. 3-4 gün içinde teslim edilecek. Tarihi belirlememiz gerekiyor. Girecek cumartesi nasıl? Cumartesi sabah erkenden tenis oynayacağız. Aa, doğru. O zaman pazar daha iyi. Tamam, öyle yapalım. Ha, cuma akşamı eve erken gelmeyi unutma. Cumartesi sabah evden erken çıkacağız. Biliyorum, tamam. Tamam, size 3 çeşit ilaç yazacağım. Lütfen bunları akşam yemeğinden sonra alın. Tamam. 2 yuvarlak hapı, 1 kapsülü ve 1 doz toz ilacı tek seferde almalısınız. Peki. Size 3 günlük ilaç yazıyorum. Eğer 3 gün içinde iyileşmezseniz tekrar gelin. Peki. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Tamam. Size 3 çeşit ilaç yazacağım. Lütfen bunları akşam yemeğinden sonra alın. Tamam. 2 yuvarlak hapı, 1 kapsülü ve 1 doz toz ilacı tek seferde almalısınız. Peki. Size 3 günlük ilaç yazıyorum. Eğer 3 gün içinde iyileşmezseniz tekrar gelin. Peki. Çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Yakınlarda bizim evi ziyarete gelsene. Sağ ol. Ama biraz tedirginim. Tanışmadan önce ailen hakkında biraz bir şeyler bilmek isterim. Tabii. Babam bir ofis çalışanı ve hobisi balık tutmak. Annem ev hanımı ve iyi yemek yapar. Kız veya erkek kardeşin var mı? Bir ablam, bir de küçük erkek kardeşim var. Ablam evli ve yurt dışında yaşıyor. Küçük kardeşim lise öğrencisi. Güzel bir ailen var. Onlarla tanışıp konuşmak isterim. Yakınlarda bizim evi ziyarete gelsene. Sağ ol. Ama biraz tedirginim. Tanışmadan önce ailen hakkında biraz bir şeyler bilmek isterim. Tabii. Babam bir ofis çalışanı ve hobisi balık tutmak. Annem ev hanımı ve iyi yemek yapar. Kız veya erkek kardeşin var mı? Bir ablam, bir de küçük erkek kardeşim var. Ablam evli ve yurt dışında yaşıyor. Küçük kardeşim lise öğrencisi. Güzel bir ailen var. Onlarla tanışıp konuşmak isterim. İyi günler. Gözlük mü bakıyorsunuz? Evet, son günlerde gözlerim iyi görmüyor. Tamam. Şimdi kullandığınız modelin aynısından mı istersiniz? Kare şeklindeki gözlükleri uzun zamandır kullanıyorum. Artık başka bir model denemek istiyorum.
Anladım. Peki bu yuvarlak modele ne dersiniz? Bu pek yüzüme yakışmadı. Şimdiki gözlüklerimle aynı şekilde bir gözlük alayım ben. Siyah çerçeveli olanları var mı? Elbette. Bu nasıl? Bu güzelmiş. Bunu alayım. İyi günler. Gözlük mü bakıyorsunuz? Evet. Son günlerde gözlerim iyi görmüyor. Tamam. Şimdi kullandığınız modelin aynısından mı istersiniz? Kare şeklindeki gözlükleri uzun zamandır kullanıyorum. Artık başka bir model denemek istiyorum. Anladım. Peki bu yuvarlak modele ne dersiniz? Bu pek yüzüme yakışmadı. Şimdiki gözlüklerimle aynı şekilde bir gözlük alayım ben. Siyah çerçeveli olanları var mı? Elbette. Bu nasıl? Bu güzelmiş. Bunu alayım. Affedersiniz. Bugünkü randevumu iptal etmem mümkün mü acaba? Elbette. Randevunuzu farklı bir günü almak ister misiniz? Evet. Bu cumartesi uygun mu acaba? Sabah saatlerini tercih ederim. Üzgünüm. Bu cumartesi bütün rezervasyonlarımız dolu. Ancak gelecek cumartesiye randevu verebiliriz. O da biraz fazla uzakmış. Peki perşembe akşamı nasıl? Saat 5 ve 6'da boş yerimiz var. Tamam. Saat 6'yı alayım ben lütfen. Tabii. Affedersiniz. Bugünkü randevumu iptal etmem mümkün mü acaba? Elbette. Randevunuzu farklı bir günü almak ister misiniz? Evet. Bu cumartesi uygun mu acaba? Sabah saatlerini tercih ederim. Üzgünüm. Bu cumartesi bütün rezervasyonlarımız dolu. Ancak gelecek cumartesiye randevu verebiliriz. O da biraz fazla uzakmış. Peki perşembe akşamı nasıl? Saat 5 ve 6'da boş yerimiz var. Tamam. Saat 6'yı alayım ben lütfen. Tabii. Pazar günkü partiyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de. Lütfen saat 12'de gel. Tamam. Daire numaran 1018 değil mi? Evet, doğru. Apartmanın iki binası var, doğu ve batı. Benim dairem doğu binasında, numara 1018. Anladım. Herhangi bir sorun olursa çekinmeden ara. Tamam, ararım. Teşekkürler. Pazar günkü partiyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de. Lütfen saat 12'de gel. Tamam. Daire numaran 1018 değil mi? Evet, doğru. Apartmanın iki binası var, doğu ve batı. Benim dairem doğu binasında, numara 1018. Anladım. Herhangi bir sorun olursa çekinmeden ara. Tamam, ararım. Teşekkürler. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Bu DVD'leri kiralamak istiyorum. Toplamda 3 tane. Eğer 5 tane kiralarsanız indirim oluyor. Öyle mi? Ama o kadarını izleyecek vaktim yok. Yalnızca şu 3'ünü alayım ben. Şu anda özel bir indirimimiz var ve iade için size bir hafta fazladan süre veriyoruz. Öyle mi? Tamam o zaman. 2 tane daha alayım. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Bu DVD'leri kiralamak istiyorum. Toplamda 3 tane. Eğer 5 tane kiralarsanız indirim oluyor. Öyle mi? Ama o kadarını izleyecek vaktim yok. Yalnızca şu 3'ünü alayım ben. Şu anda özel bir indirimimiz var ve iade için size bir hafta fazladan süre veriyoruz. Öyle mi? Tamam o zaman. 2 tane daha alayım. Saat kaç? Bilmiyorum. Bugün saatimi unuttum. Trene yetişebilecek miyiz diye endişeleniyorum. İstasyonun girişinde bir saat var. İyi.
Tren 5 dakika sonra geliyor. Bu saat 10 treni değil mi? Evet. Acele etsek iyi olur. Saat kaç? Bilmiyorum. Bugün saatimi unuttum. Trene yetişebilecek miyiz diye endişeleniyorum. İstasyonun girişinde bir saat var. İyi. Aa, tren 5 dakika sonra geliyor. Bu saat 10 treni değil mi? Evet. Acele etsek iyi olur. Yarın geceki uçuş için boş koltuğunuz var mıydı? Bir saniye lütfen. Ekonomi sınıfı mı? Evet. Beklediğiniz için teşekkürler. Evet, hala birkaç boş koltuk var. Oh, iyi. Koridor tarafı koltuk istiyorum. Maalesef koridor tarafında boş koltuk yok. Anladım. Ama orta koltukta oturmak istemiyorum. Size pencere tarafında bir koltuk verelim mi? Evet, lütfen. Yarın geceki uçuş için boş koltuğunuz var mıydı? Bir saniye lütfen. Ekonomi sınıfı mı? Evet. Beklediğiniz için teşekkürler. Evet, hala birkaç boş koltuk var. Oh, iyi. Koridor tarafı koltuk istiyorum. Maalesef koridor tarafında boş koltuk yok. Anladım. Ama orta koltukta oturmak istemiyorum. Size pencere tarafında bir koltuk verelim mi? Evet, lütfen. Want to speak real Turkish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at turkishclass101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Bu nasıl? Güzel, geniş bir oturma odası var. Büyük oturma odasının olması güzel, ama ben park yeri istiyorum. Peki, ya bu nasıl? Aa, bu güzel. Bunu gidip görelim mi? Bir saniye, dolap biraz fazla küçük değil mi? Haklısın. Tam aradığımız gibi bir ev yok gibi. Bir dakika, buna ne dersin? İhtiyacımız olan her şeye sahip, değil mi? Ayrıca dolap da oldukça büyük. Hadi gidip bunu görelim. Tamam. Bir karı ve koca bazı kat planlarına bakıyorlar. Hangi daireye bakacaklar? Bu nasıl? Güzel, geniş bir oturma odası var. Büyük oturma odasının olması güzel, ama ben park yeri istiyorum. Peki, ya bu nasıl? Aa, bu güzel. Bunu gidip görelim mi? Bir saniye. Dolap biraz fazla küçük değil mi? Haklısın. Tam aradığımız gibi bir ev yok gibi. Bir dakika. Buna ne dersin? İhtiyacımız olan her şeye sahip, değil mi? Ayrıca dolap da oldukça büyük. Hadi gidip bunu görelim. Tamam. Seaside Oteli. Size nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler. 22 Eylül'de otelinizde bir geceliğine kalmak istiyorum. Tabii, 22 Eylül gecesi. Kaç kişisiniz? 2 kişi. Sigara içilen oda mı istersiniz, yoksa sigara içilmeyen oda mı? Sigara içilmeyen oda lütfen. O gün için sigara içilmeyen odalarda yalnızca dağ manzaralı bir oda boş. Sizin için uygun mu? Okyanus manzaralı bir oda istiyordum ama... Kusura bakmayın. O gün boş olan okyanus manzaralı odalarımızın hepsi sigara içilen odalar. Peki, 23 Eylül için sigara içilmeyen okyanus manzaralı boş oda var mı? Evet, var. Tamam o zaman, 23 Eylül günü kalacağız. Bir adam otelde rezervasyon yaptırıyor. Adam hangi odada kalacak? Seaside Oteli, size nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler. 22 Eylül'de otelinizde bir geceliğine kalmak istiyorum. Tabii, 22 Eylül gecesi. Kaç kişisiniz? 2 kişi. Sigara içilen oda mı istersiniz, yoksa sigara içilmeyen oda mı? Sigara içilmeyen oda lütfen. O gün için sigara içilmeyen odalarda yalnızca dağ manzaralı bir oda boş. Sizin için uygun mu?
Okyanus manzaralı bir oda istiyordum ama... Kusura bakmayın. O gün boş olan okyanus manzaralı odalarımızın hepsi sigara içilen odalar. Peki. 23 Eylül için sigara içilmeyen okyanus manzaralı boş oda var mı? Evet, var. Tamam o zaman. 23 Eylül günü kalacağız. İyi günler. Yardımcı olabilir miyim? İyi günler. Richie için saat 3'te randevum vardı. Aa evet. Hoş geldiniz Bayan Richie. Böyle buyurun. Bugün sizin için ne yapabilirim? Saç şeklimi biraz değiştirmek istiyorum. Tamam. Saçınızı ne uzunlukta kesmemi istersiniz? Omuz hizasında. Anlaşıldı. Peki kahkülleriniz? Kahküllere dokunmayın lütfen. Saçınızı ortadan mı yoksa kenardan mı ayırayım? Biraz kenardan. Hangi taraftan? Biraz ortadan sola doğru. Tamamdır. Önce saçınızı yıkayalım. Lütfen buradan buyurun. Bir kadın kuaförüyle konuşuyor. Kadın saçı için nasıl bir şekil istiyor? İyi günler. Yardımcı olabilir miyim? İyi günler. Richie için saat 3'te randevum vardı. Aa evet. Hoş geldiniz Bayan Richie. Böyle buyurun. Bugün sizin için ne yapabilirim? Saç şeklimi biraz değiştirmek istiyorum. Tamam. Saçınızı ne uzunlukta kesmemi istersiniz? Omuz hizasında. Anlaşıldı. Peki kahkülleriniz? Kahküllere dokunmayın lütfen. Saçınızı ortadan mı yoksa kenardan mı ayırayım? Biraz kenardan. Hangi taraftan? Biraz ortadan sola doğru. Tamamdır. Önce saçınızı yıkayalım. Lütfen buradan buyurun. Hey, bu iş nasıl sence? Saatlik ücret epey yüksek. Evet, ücreti oldukça iyi ama sence gerçekten gazete dağıtımcılığı yapabilir misin? Tabii ki. Çok iyi bisiklet kullanırım. Ama sabah erken kalkmak çok işime gelmiyor. Bu iş nasıl? Ücreti o kadar yüksek değil ama haftada 2-3 kere. Ve akşamları çalışabilirsin. Bu mu? Süpermarket kasiyeri. Okuldan sonra çalışmak iyi olurdu. Bu kafe işi de iyi olabilir. Aa, o kafeyi çok seviyorum. Hem de okula giderken yolumun üzeri. Gayet iyi, değil mi? Hangisine başvursam ki? Hangi ikisi arasında kaldın? Kafe işiyle gazete dağıtımcılığı arasında mı? Evet, gazete dağıtımcılığı işinde gayet iyi para var. Tamam, kararımı verdim. Yalnızca sabahları daha erken kalkmam gerekecek. Bir erkek ve kız öğrenci iş ilanlarına bakıyorlar. Kız öğrenci hangi işe başvuracak? Hey, bu iş nasıl sence? Saatlik ücret epey yüksek. Evet, ücreti oldukça iyi ama sence gerçekten gazete dağıtımcılığı yapabilir misin? Tabii ki. Çok iyi bisiklet kullanırım. Ama sabah erken kalkmak çok işime gelmiyor. Bu iş nasıl? Ücreti o kadar yüksek değil ama haftada 2-3 kere. Ve akşamları çalışabilirsin. Bu mu? Süpermarket kasiyeri. Okuldan sonra çalışmak iyi olurdu. Bu kafe işi de iyi olabilir. Aa, o kafeyi çok seviyorum. Hem de okula giderken yolumun üzeri. Gayet iyi, değil mi? Hangisine başvursam ki? Hangi ikisi arasında kaldın? Kafe işiyle gazete dağıtımcılığı arasında mı? Evet, gazete dağıtımcılığı işinde gayet iyi para var. Tamam. Kararımı verdim. Yalnızca sabahları daha erken kalkmam gerekecek. Size gayet yakıştı. Üzerinize de tam oturdu. Evet, bedeni oldu. Ama ben genelde sade renkler giyerim. Bu tür desenlere alışkın değilim. Bence size çok yakıştı. Öyle mi? Yine de bunu giyebilmem için biraz cesarete ihtiyacım var. Peki bu elbise nasıl? Bu desen daha oturaklı. Diğeri gibi göze batmıyor. Haklısınız. Onu da bir deneyeyim. Buyurun. Nasıl oldu hanımefendi? Bu bana diğerinden daha çok uydu. Bu desenin uzun kollusu var mı? Evet, var. Onu alayım o zaman ben. Bir kadın bir yandan elbise deneyip bir yandan satıcıyla konuşuyor. Kadın hangi elbiseyi alacak? Size gayet yakıştı. Üzerinize de tam oturdu. Evet, bedeni oldu. Ama ben genelde sade renkler giyerim. Bu tür desenlere alışkın değilim. Bence size çok yakıştı. Öyle mi? Yine de bunu giyebilmem için biraz cesarete ihtiyacım var. Peki bu elbise nasıl? Bu desen daha oturaklı. Diğeri gibi göze batmıyor. Haklısınız. Onu da bir deneyeyim. Buyurun.
Nasıl oldu hanımefendi? Bu bana diğerinden daha çok uydu. Bu desenin uzun kollusu var mı? Evet, var. Onu alayım o zaman ben. Alo, senden bir şey rica edeceğim. Masamın üzerinde bir evrak var. Onu satış bölümüne teslim edebilir misin? Tabii. Hangi evrak? Sanırsam mavi bir zarf içerisinde. Mavi zarf. Masanızda iki tane mavi zarf var. Aa evet. Zarfın sağ üst tarafında kırmızı bir damga olacak. Yeşil damgalı olanı oryantasyon eğitiminde dağıtıyoruz. Kırmızı damgalı evrak. Tamam, buldum. Çok iyi. Onu lütfen saat 1'e kadar satış bölümüne teslim edip direkt müdüre gönderdiğinden emin ol. Müdürü tanıyorsun değil mi? Evet, kendisiyle birkaç kez karşılaşıp konuşmuşluğum var. İyi. Ha, ayrıca diğer zarfı da insan kaynakları bölümüne teslim edebilir misin? Peki efendim. Bir şirket başkanı ve sekreteri telefonda konuşuyor. Sekreter satış bölümüne hangi evrağı teslim edecek? Alo, senden bir şey rica edeceğim. Masamın üzerinde bir evrak var. Onu satış bölümüne teslim edebilir misin? Tabii. Hangi evrak? Sanırsam mavi bir zarf içerisinde. Mavi zarf. Masanızda iki tane mavi zarf var. Aa evet. Zarfın sağ üst tarafında kırmızı bir damga olacak. Yeşil damgalı olanı oryantasyon eğitiminde dağıtıyoruz. Kırmızı damgalı evrak. Tamam, buldum. Çok iyi. Onu lütfen saat 1'e kadar satış bölümüne teslim edip direkt müdüre gönderdiğinden emin ol. Müdürü tanıyorsun değil mi? Evet, kendisiyle birkaç kez karşılaşıp konuşmuşluğum var. İyi. Ha, ayrıca diğer zarfı da insan kaynakları bölümüne teslim edebilir misin? Peki efendim. İyi günler. Size nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler. Az önce restoranınızda yemek yedim ve sanırsam eşarbımı orada unuttum. Eşarbınızı masada mı unuttunuz? Nerede oturduğunuzu hatırlıyor musunuz? Gidip bakayım. Aa, restoranın arkalarındaydı. Sigara içilen bölümde miydiniz? İçilmeyen bölümde mi? Sigara içilmeyen bölümde. Masada mı oturuyordunuz? Tezgahta mı? 4 kişilik bir masadaydım. Tamam o zaman. Ben gidip bir kontrol edeyim. Lütfen biraz bekleyin. Çok teşekkürler. Bir kadın bir restorana telefon ediyor. Kadın öğle yemeğini hangi masada yedi? İyi günler. Size nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler. Az önce restoranınızda yemek yedim ve sanırsam eşarbımı orada unuttum. Eşarbınızı masada mı unuttunuz? Nerede oturduğunuzu hatırlıyor musunuz? Gidip bakayım. Aa, restoranın arkalarındaydı. Sigara içilen bölümde miydiniz? İçilmeyen bölümde mi? Sigara içilmeyen bölümde. Masada mı oturuyordunuz? Tezgahta mı? 4 kişilik bir masadaydım. Tamam o zaman. Ben gidip bir kontrol edeyim. Lütfen biraz bekleyin. Çok teşekkürler. Affedersiniz. Bu civarlarda bir daire arıyorum da bana kat planlarını gösterebilir misiniz? Tabii. Tek kişi için mi? Hayır. Eşimle birlikte yaşayacağım. Salon, yatak odası ve çalışma odası olsun. Tamam. Buna ne dersiniz? 2 oda artı bir salon var. Ama yola yakın olduğu için biraz gürültülü olabilir. Anladım. Ben genellikle evde çalışıyorum. O yüzden sessiz bir yere ihtiyacım var. Ayrıca salonun kare şeklinde olmasını da tercih ederim. O zaman bu nasıl? İstasyondan biraz uzak ama sakin bir yerleşim bölgesinde. 2 oda ve bir salonu var. Ama odalardan biri biraz küçük. Çok fazla eşyamız yok. O yüzden burası bize yetebilir. 2 tane geniş odası olan başka bir daire de var. Size gösterebilirim ama istasyondan çok daha uzakta. Hayır, teşekkür ederim. İkinci gösterdiğiniz daireyi görmek istiyorum. Adam bir daire arıyor. Adam hangi daireyi seçecek? Affedersiniz. Bu civarlarda bir daire arıyorum da bana kat planlarını gösterebilir misiniz? Tabii. Tek kişi için mi? Hayır. Eşimle birlikte yaşayacağım. Salon,
yatak odası ve çalışma odası olsun. Tamam. Buna ne dersiniz? İki oda artı bir salon var. Ama yola yakın olduğu için biraz gürültülü olabilir. Anladım. Ben genellikle evde çalışıyorum. O yüzden sessiz bir yere ihtiyacım var. Ayrıca salonun kare şeklinde olmasını da tercih ederim. O zaman bu nasıl? İstasyondan biraz uzak ama sakin bir yerleşim bölgesinde. İki oda ve bir salonu var. Ama odalardan biri biraz küçük. Çok fazla eşyamız yok. O yüzden burası bize yetebilir. İki tane geniş odası olan başka bir daire de var. Size gösterebilirim ama istasyondan çok daha uzakta. Hayır, teşekkür ederim. İkinci gösterdiğiniz daireyi görmek istiyorum. Affedersiniz, kızım için bir doğum günü pastası sipariş etmek istiyorum. Harika. Nasıl bir kek istiyorsunuz? Kızım çikolatayı seviyor. O yüzden çikolatalı pasta iyi olur. Üzerine de çilek koyabilir misiniz? Kesinlikle. Yuvarlak ve kare keklerimiz var. Hangisini tercih edersiniz? Yuvarlak olsun lütfen. Tamam. Kızınız kaç yaşına giriyor? 12'ye girecek. Tamam. O zaman 12 tane de mum hazırlayalım. Kızınıza mesaj yazmak ister misiniz? Evet. Lütfen mutlu yıllar yazın. Tamamdır. Pembeyle yazmamızı ister misiniz? Pembeyle yazmamızı isterseniz beyaz bir tabağa koyacağız. Veya beyazla yazıp pembe bir tabağa da koyabiliriz. Pembeyle yazıp beyaz bir tabağa koyun lütfen. Bir kadın bir doğum günü pastası sipariş ediyor. Kadın hangi pastayı sipariş edecek? Affedersiniz, kızım için bir doğum günü pastası sipariş etmek istiyorum. Harika. Nasıl bir kek istiyorsunuz? Kızım çikolatayı seviyor. O yüzden çikolatalı pasta iyi olur. Üzerine de çilek koyabilir misiniz? Kesinlikle. Yuvarlak ve kare keklerimiz var. Hangisini tercih edersiniz? Yuvarlak olsun lütfen. Tamam. Kızınız kaç yaşına giriyor? 12'ye girecek. Tamam. O zaman 12 tane de mum hazırlayalım. Kızınıza mesaj yazmak ister misiniz? Evet. Lütfen mutlu yıllar yazın. Tamamdır. Pembeyle yazmamızı ister misiniz? Pembeyle yazmamızı isterseniz beyaz bir tabağa koyacağız. Veya beyazla yazıp pembe bir tabağa da koyabiliriz. Pembeyle yazıp beyaz bir tabağa koyun lütfen. Artık taşınma tarihine karar verip bir taşıma şirketini arasak iyi olur. Evet. Ben de taşıma şirketlerine bakıyordum şimdi. Çok para vermek istemiyorum. Katılıyorum. Bu şirketin çeşitli indirimleri var. Mesela taşınma tarihinden bir ay öncesine kadar rezervasyon yaparsak %10 indirim yapıyorlarmış. Bir ay öncesine kadar mı? O zaman indirimden faydalanabilmek için 15 Aralık'tan sonra taşınmamız gerek. Evet. Ayrıca hafta içinde rezervasyon yaparsak ekstra indirim var. Hafta içi mi? Benim pazartesi bir toplantım var. Sergi de salı ve çarşamba. Yani... Cuma taşınalım o zaman. Hafta sonu evi düzenleyecek vaktimiz olur hem. Evet. Aa, dur bir dakika. Hafta içi pazartesiden perşembeye kadar %15 indirim, cuma günleri %5 indirim varmış. Aa, ne yapalım? Mümkün olduğunca ucuza halledelim. O zamana kadar sergiyle de işim biter zaten. Bir adam ve kadın taşınma zamanını tartışıyorlar. Ne zaman taşınacaklar? Artık taşınma tarihine karar verip bir taşıma şirketini arasak iyi olur. Evet, ben de taşıma şirketlerine bakıyordum şimdi. Çok para vermek istemiyorum. Katılıyorum. Bu şirketin çeşitli indirimleri var. Mesela taşınma tarihinden bir ay öncesine kadar rezervasyon yaparsak %10 indirim yapıyorlarmış. Bir ay öncesine kadar mı? O zaman indirimden faydalanabilmek için 15 Aralık'tan sonra taşınmamız gerek. Evet, ayrıca hafta içinde rezervasyon yaparsak ekstra indirim var. Hafta içi mi? Benim pazartesi bir toplantım var. Sergi de salı ve çarşamba. Yani...
Cuma taşınalım o zaman. Hafta sonu evi düzenleyecek vaktimiz olur hem. Evet. Aa, dur bir dakika. Hafta içi pazartesiden perşembeye kadar %15 indirim, cuma günleri %5 indirim varmış. Aa, ne yapalım? Mümkün olduğunca ucuza halledelim. O zamana kadar sergiyle de işim biter zaten. Affedersiniz. Bu gömlek yalnızca üçlü set halinde mi satılıyor? Ayrı da satabiliriz. Ama o zaman gömleğin tanesi daha pahalıya geliyor. Peki. Aynı gömlekten üç taneye ihtiyacım yok. Ne yapsam? Bu üçlü kravat takımını da alırsanız size gömleklerde indirim yaparız. Üç gömlek, tek gömlek fiyatına olur. Anladım. Yani üçlü kravat takımı alırsam, üçlü gömlek takımını tek gömlek fiyatına alacağım. Aynen öyle. Tamam. Diğer iki gömleği de başkalarına veririm. Anlaşıldı. Bir adam indirimli satışlardan alışveriş yapıyor. Adam neyden ne kadar alacak? Affedersiniz. Bu gömlek yalnızca üçlü set halinde mi satılıyor? Ayrı da satabiliriz. Ama o zaman gömleğin tanesi daha pahalıya geliyor. Peki. Aynı gömlekten üç taneye ihtiyacım yok. Ne yapsam? Bu üçlü kravat takımını da alırsanız size gömleklerde indirim yaparız. Üç gömlek, tek gömlek fiyatına olur. Anladım. Yani üçlü kravat takımı alırsam, üçlü gömlek takımını tek gömlek fiyatına alacağım. Aynen öyle. Tamam. Diğer iki gömleği de başkalarına veririm. Anlaşıldı. Bu, daha geçen hafta satışa sunduğumuz bayan çantalarının raporu. Öncelikle renk açısından siyah en çok satan renk oldu. Arkasından beyaz ve gök mavisi geliyor. Sarı ise fazla satmadı. Sarı fazla satmadı demek. Peki şekil açısından? Büyük çantalar küçüklerden daha çok sattı. İçine A4 boyutunda defter veya dergi koyulabilen çantalar en çok tutulanlardandı. Anlaşıldı. Çanta saplarıyla ilgili olarak deri zincirden daha çok tutuldu. Anladım. Daha resmi bir tarzla giden çantalar daha çok satıyor anlaşılan. Aynen öyle. O yüzden yeni koleksiyonumuz için bej veya kahve gibi daha sakin renkler kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Tamam o zaman. Bir sonraki yeni rengimiz bej olsun. Sarı çantaların üretimini durdurabilirsin. Tamam. Bir kadın çanta satışı hakkında rapor veriyor. Hangi çanta en çok sattı? Bu, daha geçen hafta satışa sunduğumuz bayan çantalarının raporu. Öncelikle renk açısından siyah en çok satan renk oldu. Arkasından beyaz ve gök mavisi geliyor. Sarı ise fazla satmadı. Sarı fazla satmadı demek. Peki şekil açısından? Büyük çantalar küçüklerden daha çok sattı. İçine A4 boyutunda defter veya dergi koyulabilen çantalar en çok tutulanlardandı. Anlaşıldı. Çanta saplarıyla ilgili olarak deri zincirden daha çok tutuldu. Anladım. Daha resmi bir tarzla giden çantalar daha çok satıyor anlaşılan. Aynen öyle. O yüzden yeni koleksiyonumuz için bej veya kahve gibi daha sakin renkler kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Tamam o zaman. Bir sonraki yeni rengimiz bej olsun. Sarı çantaların üretimini durdurabilirsin. Tamam. Affedersiniz. Sağlık kontrolü için rezervasyon yaptırabilir miyim? Tabii. Buyurun. Sağlık kontrollerimiz normal muayenelerimizden farklı olarak yalnızca pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri mevcut. Hangi günü tercih edersiniz? Bu cumartesi uygun mu? Tabii. Ancak cumartesileri yalnızca sabahları çalışıyoruz. Sizin için uygun mu? Yalnızca sabah mı? Aa, o biraz zor. Hafta içi kaça kadar açıksınız? Pazartesileri 6'ya, çarşambaları 8'e kadar açığız. Anladım. Sabah kaçta açılıyorsunuz? 8'de açılıyoruz. Gelecek haftaya kadarki sabah rezervasyonlarımızın hepsi dolu. Ancak sonraki haftaya kadar bekleyebilirseniz, pazartesi ve çarşamba her iki günde saat 8'den itibaren uygun. Peki, programımı kontrol ettikten sonra tekrar arayacağım. Tamam efendim. Bir adam hastaneyi arıyor. Hastanede sağlık kontrolleri hangi zamanlar mevcut? Affedersiniz, sağlık kontrolü için rezervasyon yaptırabilir miyim?
Tabii, buyurun. Sağlık kontrollerimiz, normal muayenelerimizden farklı olarak yalnızca pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri mevcut. Hangi günü tercih edersiniz? Bu cumartesi uygun mu? Tabii. Ancak cumartesileri yalnızca sabahları çalışıyoruz. Sizin için uygun mu? Yalnızca sabah mı? Aa, o biraz zor. Hafta içi kaça kadar açıksınız? Pazartesileri 6'ya, çarşambaları 8'e kadar açığız. Anladım. Sabah kaçta açılıyorsunuz? 8'de açılıyoruz. Gelecek haftaya kadarki sabah rezervasyonlarımızın hepsi dolu. Ancak sonraki haftaya kadar bekleyebilirseniz, pazartesi ve çarşamba her iki günde saat 8'den itibaren uygun. Peki, programımı kontrol ettikten sonra tekrar arayacağım. Tamam efendim. Sana zahmet olacak ama acaba kızımı okuldan alabilir misin? Elbette. Beni tanıyor mu? Evet, resimlerini gördü. Tanıması lazım. Tamamdır. Neye benziyor? Saçları siyah ve kıvırcık. İnce yapılı ve boyu ortalamadan uzun. Anlaşıldı. Başka bir şey var mı? Ona önceden aldığım bir şapkayı takacağını söylemişti. Beyaz ve siyah bir kurdelesi var. Bulmak kolaya benziyor. Tamam, ben gidip alayım onu şimdi. Teşekkürler. Bir adam, bir kadın arkadaşının kızını okuldan almaya gidiyor. Kadının kızı hangisi? Sana zahmet olacak ama acaba kızımı okuldan alabilir misin? Elbette. Beni tanıyor mu? Evet. Resimlerini gördü. Tanıması lazım. Tamamdır. Neye benziyor? Saçları siyah ve kıvırcık. İnce yapılı ve boyu ortalamadan uzun. Anlaşıldı. Başka bir şey var mı? Ona önceden aldığım bir şapkayı takacağını söylemişti. Beyaz ve siyah bir kurdelesi var. Bulmak kolaya benziyor. Tamam, ben gidip alayım onu şimdi. Teşekkürler. Ya cüzdanımı bulamıyorum. Bir yerde bıraktım herhalde. Ne? En son nerede kullandığını hatırlıyor musun? Hayır, hatırlamıyorum. Peki, o zaman bugün nerelere gittin düşünmeye çalışalım. Tamam. Önce bir arkadaşımla sinemaya gittim. Sonra bir kafeye gittik ama arkadaşım ödedi. Ben cüzdanıma dokunmadım. Sinema bileti alırken kullandın mı? Hatırlıyor musun? Evet. Bir de spor salonuna gittik. Sonra bir baktım cüzdanım yok. Spor salonunda para kullandın mı? Hayır, çünkü üyelik ücretim her ay banka hesabından otomatik olarak ödeniyor. Ah, otomattan meyve suyu aldım. Şimdi de hatırladım. Tamam o zaman. Gidip oraya bir bakalım. Bir adam bir kadınla cüzdanı hakkında konuşuyor. Adam cüzdanını nerede arayacak? Ya cüzdanımı bulamıyorum. Bir yerde bıraktım herhalde. Ne? En son nerede kullandığını hatırlıyor musun? Hayır, hatırlamıyorum. Peki, o zaman bugün nerelere gittin düşünmeye çalışalım. Tamam. Önce bir arkadaşımla sinemaya gittim. Sonra bir kafeye gittik ama arkadaşım ödedi. Ben cüzdanıma dokunmadım. Sinema bileti alırken kullandın mı? Hatırlıyor musun? Evet. Bir de spor salonuna gittik. Sonra bir baktım cüzdanım yok. Spor salonunda para kullandın mı? Hayır, çünkü üyelik ücretim her ay banka hesabından otomatik olarak ödeniyor. Ah, otomattan meyve suyu aldım. Şimdi hatırladım. Tamam o zaman. Gidip oraya bir bakalım. Gelecek grup sunumumuz hakkında bir toplantı yapmamız gerekiyor. Tamam. Ne zaman boşsun? Ben okula pazartesi, çarşamba ve perşembeleri geliyorum. O zaman çarşamba veya perşembe ikimiz için de uygun olur. Çünkü ben de salı, çarşamba ve perşembeleri buradayım. Perşembe öğleden sonra nasıl o zaman? Perşembe 3. periyoda kadar dersim var. 3. periyottaki ekonomi dersinden sonra olabilir. Fakat ondan sonra saat 5'te part-time işim var. Yani yalnızca 1 saat boşum. O da biraz kısa. Çarşamba nasıl o zaman? 2. periyottaki çağdaş tarih ve 4. periyottaki uluslararası hukuk dersleri dışında boşum. Peki, benim de 3. periyotta Asya tarihi ve akşamda part-time işim var. Sabah erkenden buluşup 2. periyot başlayana kadar
Konuşmaya ne dersin? Sabahları uyanamıyorum ben. Neden perşembe buluşmuyoruz? Part-time işimi başka bir güne ayarlarım. Peki, o zaman dersin bittikten sonra kafeteryaya gel. Bir erkek ve kız öğrenci ders programlarına bakarak konuşuyorlar. Erkek öğrencinin toplantı günündeki programını seçin. Gelecek grup sunumumuz hakkında bir toplantı yapmamız gerekiyor. Tamam, ne zaman boşsun? Ben okula pazartesi, çarşamba ve perşembeleri geliyorum. O zaman çarşamba veya perşembe ikimiz için de uygun olur. Çünkü ben de salı, çarşamba ve perşembeleri buradayım. Perşembe öğleden sonra nasıl o zaman? Perşembe 3. periyoda kadar dersim var. 3. periyottaki ekonomi dersinden sonra olabilir. Fakat ondan sonra saat 5'te part-time işim var. Yani yalnızca 1 saat boşum. O da biraz kısa. Çarşamba nasıl o zaman? 2. periyottaki çağdaş tarih ve 4. periyottaki uluslararası hukuk dersleri dışında boşum. Peki, benim de 3. periyotta Asya tarihi ve akşamda part-time işim var. Sabah erkenden buluşup 2. periyot başlayana kadar konuşmaya ne dersin? Sabahları uyanamıyorum ben. Neden perşembe buluşmuyoruz? Part-time işimi başka bir güne ayarlarım. Peki, o zaman dersin bittikten sonra kafeteryaya gel. Bir ikizin olduğunu duydum. Hiç haberim yoktu. Evet, ama insanlar birbirimize benzemediğimizi söylüyorlar. Bak, kardeşim de bu fotoğrafta. Hangisi olduğunu bulabilir misin? Sana benzeyen kimseyi görmüyorum. Şu şapkalı olan olabilir mi? Hayır, o değil. Siyah saçları var. Aynı benimki gibi. O zaman şu uzun olan mı? Hayır, o kadar uzun değil. Hala bulamıyorum. Gerçekten benzemiyorsunuz. Biliyorum. Belki de gözlüklerden fark edilmesi zorlaşıyordur. Gözlükler mi? O zaman bu soldan ikinci mi? Buldun. Benziyor muyuz? Hayır, hem de hiç. Bir adam ve kadın bir fotoğrafa bakarak konuşuyorlar. Hangisi kadının küçük erkek kardeşi? Bir ikizin olduğunu duydum. Hiç haberim yoktu. Evet, ama insanlar birbirimize benzemediğimizi söylüyorlar. Bak, kardeşim de bu fotoğrafta. Hangisi olduğunu bulabilir misin? Sana benzeyen kimseyi görmüyorum. Şu şapkalı olan olabilir mi? Hayır, o değil. Siyah saçları var. Aynı benimki gibi. O zaman şu uzun olan mı? Hayır, o kadar uzun değil. Hala bulamıyorum. Gerçekten benzemiyorsunuz. Biliyorum. Belki de gözlüklerden fark edilmesi zorlaşıyordur. Gözlükler mi? O zaman bu soldan ikinci mi? Buldun. Benziyor muyuz? Hayır, hem de hiç. Hey, şu makaleye bak. 10 ve 15 yaşındaki çocuklar arasında en popüler 3 ders hakkında. Bakayım. Oo, beden eğitimi 10 yaşındaki çocukların listesinde en üst sırada. Beden eğitimi hala popüler. Gerçi bu aralar çocukların spor için daha az zaman harcadıklarını duydum. Evet, müzik de ikinci gelmiş. Evet, 15 yaşındaki çocuklar arasında en popüler ders tarih. 15 yaşına geldiğinde, 10 yaşındayken ilgilendiğinden daha farklı derslerle ilgileniyorsun. Evet. Oo, siyaset ikinci gelmiş. Bilişim teknolojisi üçüncü olmuş. Biz o yaştayken okullarda ders olarak öğretilmiyordu. 10 yaşındaki çocuklar arasında en popüler üçüncü ders hangisiymiş bu arada? Bakalım. Sanatmış. Bugünlerde bilgisayar programlarıyla mı tasarım yapıyorlar acaba? Bir adam ve kadın, çocukların favori dersleri üzerine yapılmış bir ankete bakarak konuşuyorlar. Hangi tablo 15 yaşındaki çocuklar için olan sonucu gösteriyor? Hey, şu makaleye bak. 10 ve 15 yaşındaki çocuklar arasında
en popüler 3 ders hakkında. Bakayım. Oo, beden eğitimi 10 yaşındaki çocukların listesinde en üst sırada. Beden eğitimi hala popüler. Gerçi bu aralar çocukların spor için daha az zaman harcadıklarını duydum. Evet, müzik de ikinci gelmiş. Evet, 15 yaşındaki çocuklar arasında en popüler ders tarih. 15 yaşına geldiğinde, 10 yaşındayken ilgilendiğinden daha farklı derslerle ilgileniyorsun. Evet, ooo siyaset ikinci gelmiş. Bilişim teknolojisi üçüncü olmuş. Biz o yaştayken okullarda ders olarak öğretilmiyordu. 10 yaşındaki çocuklar arasında en popüler üçüncü ders hangisiymiş bu arada? Bakalım, sanatmış. Bugünlerde bilgisayar programlarıyla mı tasarım yapıyorlar acaba? Ve şimdi de gelecek haftanın hava durumu. Haftanın ilk yarısında zaman zaman bulutlanmayla birlikte hava genellikle güneşli seyredecek. Haftanın ikinci yarısında ise bulutlar yayılıp bazı yerlerde yağış gözlenecek. Haftanın ortasında hava kötüleşmeye başladığında bazı yerlerde fırtınalar olacak. En yüksek hava sıcaklığı geçen yılki ortalamayla aynı olacak ve haftanın ilk yarısında 20 dereceye kadar çıkacak. Ama haftanın sonuna doğru genel ortalamanın altına inip hava sıcaklığı 18 dereceden 15 dereceye düşecek. En düşük hava sıcaklığı 7-8 derece civarında normalin biraz altında seyretmeye devam edecek. Yarın güneşli bir pazar olacak ve tatil için mükemmel bir hava olacak. Televizyonda hava durumu yayınlanıyor. Gelecek haftaki hava durumu hangisi? Ve şimdi de gelecek haftanın hava durumu. Haftanın ilk yarısında zaman zaman bulutlanmayla birlikte hava genellikle güneşli seyredecek. Haftanın ikinci yarısında ise bulutlar yayılıp bazı yerlerde yağış gözlenecek. Haftanın ortasında hava kötüleşmeye başladığında bazı yerlerde fırtınalar olacak. En yüksek hava sıcaklığı geçen yılki ortalamayla aynı olacak ve haftanın ilk yarısında 20 dereceye kadar çıkacak. Ama haftanın sonuna doğru genel ortalamanın altına inip hava sıcaklığı 18 dereceden 15 dereceye düşecek. En düşük hava sıcaklığı 7-8 derece civarında normalin biraz altında seyretmeye devam edecek. Yarın güneşli bir pazar olacak ve tatil için mükemmel bir hava olacak. Merhaba. İnsan Kaynakları ve Muhasebe Departmanı'na teslimatım vardı. Teşekkürler. İkisi de dördüncü katta. Aynı zamanda Satış Departmanı'ndan da bir şeyler teslim almam gerekiyor. Satış Departmanı'nın birinci şube ve ikinci şubesi var. Hangisi? Bakayım. İkinci şube. Satışın ikinci şubesi ikinci katta. Girişte diyafon var. Oradan ilgilendiğiniz kişiyi arayabilirsiniz. Anlaşıldı. Asansörü kullanabilir miyim? Üzgünüm ama asansörümüz şu anda güvenlik teftişi sebebiyle devre dışı. Merdivenleri kullanabilmeniz mümkün mü? Tabii. Teşekkürler. Bir teslimatçı, resepsiyonistle konuşuyor. Teslimatçı, bundan sonra ne yapacak? Yanlış cevabı seçin. Merhaba. İnsan Kaynakları ve Muhasebe Departmanı'na teslimatım vardı. Teşekkürler. İkisi de dördüncü katta. Aynı zamanda Satış Departmanı'ndan da bir şeyler teslim almam gerekiyor. Satış Departmanı'nın birinci şube ve ikinci şubesi var. Hangisi? Bakayım. İkinci şube. Satışın ikinci şubesi ikinci katta. Girişte diyafon var. Oradan ilgilendiğiniz kişiyi arayabilirsiniz. Anlaşıldı. Asansörü kullanabilir miyim? Üzgünüm ama asansörümüz şu anda güvenlik teftişi sebebiyle devre dışı. Merdivenleri kullanabilmeniz mümkün mü? Tabii. Teşekkürler. Want to speak real Turkish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at turkishclass101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready?
Lütfen elimizdeki kağıtlara bakalım. Soldaki tablo, şirketimizin son 3 yıldaki satışlarını ve bu yıl için öngörülen satışını göstermekte. Sağdaki tablo ise bu yılın Ekim ayına kadar olan satışın aylık tablosu. Şimdi lütfen soldaki tabloya bakalım. Bu tabloda satışlarımızın son 3 yılda istikrarlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Ve satışlarımızı bu şekilde arttırmaya devam edebildiğimiz takdirde bu yılki toplam satışımız geçen yıla oranla artış gösterecek. Şimdi bir de sağdaki tabloya bakalım. Bu tablo Nisan ve Ağustos ayında yürüttüğümüz kampanyaların oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Anlıyorum. Fakat kampanyalardan sonraki Mayıs ve Eylül aylarında satışlarımız düştü. Haklısınız. Ancak sonradan bu tür bir canlanma olması da kaçınılmaz. Eğer satışlarımızı arttırmaya devam edebilirsek, yıllık satışımızda geçen yıl oranla bir artış olmasını beklemekteyim. Bir adam toplantıda şirketinin satış performansı hakkında rapor veriyor. Adam sunumu için hangi iki tabloyu kullanıyor? Lütfen elimizdeki kağıtlara bakalım. Soldaki tablo şirketimizin son 3 yıldaki satışlarını ve bu yıl için öngörülen satışını göstermekte. Sağdaki tablo ise bu yılın Ekim ayına kadar olan satışın aylık tablosu. Şimdi lütfen soldaki tabloya bakalım. Bu tabloda satışlarımızın son 3 yılda istikrarlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Ve satışlarımızı bu şekilde arttırmaya devam edebildiğimiz takdirde bu yılki toplam satışımız geçen yıla oranla artış gösterecek. Şimdi bir de sağdaki tabloya bakalım. Bu tablo Nisan ve Ağustos ayında yürüttüğümüz kampanyaların oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Anlıyorum. Fakat kampanyalardan sonraki Mayıs ve Eylül aylarında satışlarımız düştü. Haklısınız. Ancak sonradan bu tür bir canlanma olması da kaçınılmaz. Eğer satışlarımızı arttırmaya devam edebilirsek, yıllık satışımızda geçen yıl oranla bir artış olmasını beklemekteyim. Öncelikle size kulübümüzün broşürde de anlatılan çeşitli üyelik seçenekleri hakkında biraz bilgi vereyim. Normal üyelerimiz spor salonunu ve havuzu haftada istedikleri gün ve saatte kullanabilirler. Bunun dışında tesisimizin yalnızca sabah erken saatlerde kullanılabildiği bir sabah üyeliği ve kulübümüze yalnızca akşam gelmek isteyen insanlar için akşam üyeliği de sunuyoruz. Sabah üyeliği hangi saatlerde geçerli? Sabah üyelerimiz tesisimizi sabah 6 ile 10 arası, akşam üyelerimiz ise akşam 6 ile 11 arası kullanabilir. Anladım. İsteyenler sabah işe gitmeden önce buraya gelip spor yapabilirler yani. Aynen öyle. Sabah üyeliği 9-17 arası çalışan insanlar arasında oldukça popüler. Ayrıca yalnızca spor salonu veya yalnızca havuzdan yararlanabileceğiniz üyeliklerimiz de mevcut. Ben hem spor salonunu hem de havuzu kullanmak istiyorum. Sabahları erkenden işe gitmeden önce spor salonunu, hafta sonları da havuzu kullanmayı düşünüyorum. Hafta içi sabahları, hafta sonu tüm günü kapsayan bir üyeliğiniz var mı? Üzgünüz, o türden bir üyeliğimiz yok. Anladım. Hafta sonları sabah erken kalkabileceğimi sanmıyorum. O yüzden bu üyelik seçeneğini alayım. Bir adam bir spor kulübüne üye oluyor ve sözleşme hakkında bilgi alıyor. Adam hangi üyeliği seçecek? Öncelikle size kulübümüzün broşürde de anlatılan çeşitli üyelik seçenekleri hakkında biraz bilgi vereyim. Normal üyelerimiz spor salonunu ve havuzu haftada istedikleri gün ve saatte kullanabilirler. Bunun dışında tesisimizin yalnızca sabah erken saatlerde kullanılabildiği bir sabah üyeliği ve kulübümüze yalnızca akşam gelmek isteyen insanlar için akşam üyeliği de sunuyoruz. Sabah üyeliği hangi saatlerde geçerli? Sabah üyelerimiz tesisimizi sabah 6 ile 10 arası, akşam üyelerimiz ise akşam 6 ile 11 arası kullanabilir. Anladım. İsteyenler sabah işe gitmeden önce buraya gelip spor yapabilirler yani. Aynen öyle. Sabah üyeliği 9-17 arası çalışan insanlar arasında oldukça popüler. Ayrıca yalnızca spor salonu veya yalnızca havuzdan yararlanabileceğiniz üyeliklerimiz de mevcut. Ben hem spor salonunu hem de havuzu kullanmak istiyorum. Sabahları erkenden işe gitmeden önce spor salonunu, hafta sonları da havuzu kullanmayı düşünüyorum. Hafta içi sabahları, hafta sonu tüm günü kapsayan bir üyeliğiniz var mı? Üzgünüz, o türden bir üyeliğimiz yok. Anladım. Hafta sonları sabah erken kalkabileceğimi sanmıyorum. O yüzden bu üyelik seçeneğini alayım. Yeni ürünümüzü 15 Ekim'de piyasaya sürmeye karar verdik ve broşürümüzün tasarımı için sizinle anlaşmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Size projenizde yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarız.
Bize programınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Her şeyi ne zamana kadar bitirmemiz gerekiyor? Basım için gereken süreyi düşünürsek, Eylül'ün sonuna kadar broşürlerin basıma hazır halde olmasını istiyoruz. Tasarımın ilk taslağını Ağustos'un ortasına kadar bize gönderebilmeniz mümkün mü? Şöyle ki, ilk taslak için size 3 tasarım seçeneği vereceğiz. Ve sizden konseptinize en uygun olan tasarımı seçmenizi isteyeceğiz. Ondan sonra seçtiğiniz tasarım üzerinde çalışıp son taslağı hazırlayacağız. Bu yüzden bu son aşama için bize 2 haftalık bir süre tanıyabilirseniz çok memnun oluruz. Anlaşıldı. Hazırladığınız tasarımlar arasından seçim yapıp son tasarıma karar vermemiz için 1 ay herhalde yeterli olacaktır. Tamamdır. Size güveniyoruz. Emin ellerdesiniz. Tasarım ekibimiz alanının en iyisidir. Çok teşekkür ederiz. Bir kadın, dış kaynaklı bir basım şirketinde çalışan bir adamla yeni bir ürünün broşürü hakkında konuşuyor. Broşürün ilk tasarım taslağının son teslim tarihi ne zaman? Yeni ürünümüzü 15 Ekim'de piyasaya sürmeye karar verdik ve broşürümüzün tasarımı için sizinle anlaşmak istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Size projenizde yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarız. Bize programınız hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Her şeyi ne zamana kadar bitirmemiz gerekiyor? Basım için gereken süreyi düşünürsek, Eylül'ün sonuna kadar broşürlerin basıma hazır halde olmasını istiyoruz. Tasarımın ilk taslağını Ağustos'un ortasına kadar bize gönderebilmeniz mümkün mü? Şöyle ki, ilk taslak için size 3 tasarım seçeneği vereceğiz. Ve sizden konseptinize en uygun olan tasarımı seçmenizi isteyeceğiz. Ondan sonra seçtiğiniz tasarım üzerinde çalışıp son taslağı hazırlayacağız. Bu yüzden bu son aşama için bize 2 haftalık bir süre tanıyabilirseniz çok memnun oluruz. Anlaşıldı. Hazırladığınız tasarımlar arasından seçim yapıp son tasarıma karar vermemiz için 1 ay herhalde yeterli olacaktır. Tamamdır. Size güveniyoruz. Emin ellerdesiniz. Tasarım ekibimiz alanının en iyisidir. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Blackfriars Tiyatrosu. Nasıl yardımcı olabilirim? Bu akşam 17.30 Kral Lear için 2 bilet almak istiyordum. Boş yer var mıydı? Birkaç boş koltuk mevcut. Ancak maalesef yan yana 2 boş koltuk yok. Sizin için uygunsa 2 ayrı koltuk verebiliriz. Tamam, bir mahsuru yok. Özel bir yer isteğiniz var mı? Mümkünse koridor tarafından koltuk istiyorum. Orta bölümün sol tarafında bir koridor tarafı koltuk mevcut. Ve onun 3 koltuk sağında başka bir boş koltuk var. Köşede mi? Tamam o zaman, o koltuğu almak istiyorum. Tabii. Diğer koltuk nereden olsun? Ortalarda boş yer var mı? Orta taraftaki tek boş koltuklar 1. sıra ile 3. sıra arasında. Aktörlerin üzerime tükürmesine pek hevesli değilim. Bu salonumuz diğerlerine göre küçük. En köşede otursanız bile oyunu keyifle izleyebileceğinizi düşünüyorum. Öyle mi? O zaman bahsettiğiniz o sol köşedeki koltuğu alayım. Bir kadın, telefonda bir oyun için bilet rezervasyonu yapıyor. Kadın, hangi 2 koltuğu aldı? İyi günler. Blackfriars Tiyatrosu. Nasıl yardımcı olabilirim? Bu akşam 17.30 Kral Lear için 2 bilet almak istiyordum. Boş yer var mıydı? Birkaç boş koltuk mevcut. Ancak maalesef yan yana 2 boş koltuk yok. Sizin için uygunsa 2 ayrı koltuk verebiliriz. Tamam, bir mahsuru yok. Özel bir yer isteğiniz var mı? Mümkünse koridor tarafından koltuk istiyorum. Orta bölümün sol tarafında bir koridor tarafı koltuk mevcut. Ve onun 3 koltuk sağında başka bir boş koltuk var. Köşede mi? Tamam o zaman, o koltuğu almak istiyorum. Tabii. Diğer koltuk nereden olsun? Ortalarda boş yer var mı? Orta taraftaki tek boş koltuklar 1. sıra ile 3. sıra arasında. Aktörlerin üzerime tükürmesine pek hevesli değilim. Bu salonumuz diğerlerine göre küçük. En köşede otursanız bile oyunu keyifle izleyebileceğinizi düşünüyorum. Öyle mi? O zaman bahsettiğiniz o sol köşedeki koltuğu alayım. Tamam. Yarınki sunum için neredeyse hazırız. Birkaç ufak tefek şey kaldı. Toplantı tam 9'da başlıyor. Toplantı odasını tekrar kontrol edebildin mi? Evet. Çoktan kontrol ettim. Süper. Projektör sorunsuz çalışıyor mu? Projektörü yarın sabah dizüstü bilgisayarımla kontrol edeceğim. Hayır, o projektör çalışıyor mu çalışmıyor mu bugün kontrol etmeliyiz. Yarın bir sorun çıkarsa düzeltmek için zamanımız yok. O yüzden projektörü bugün kontrol et lütfen. Çok önemli, oldu mu? Tamam, bugün bakarım. Çıktıların fotokopisini alabildin mi? Bayan Tanaka şimdi onunla uğraşıyor. Bakalım başka...
Yazı tahtasını kontrol ettin mi? Evet, ettim. Bazen kalemlerde yeterli mürekkep olmuyor. Onları kontrol etme şansın oldu mu? Daha etmedim ama söz yapacağım. Lütfen, o işi bugün hallet. Bir adam ve kadın, ertesi gün iş yerinde yapacakları sunumun hazırlıkları hakkında konuşuyorlar. Kadın, konuşma bittikten sonra neyi kontrol edecek? Tamam, yarınki sunum için neredeyse hazırız. Birkaç ufak tefek şey kaldı. Toplantı tam 9'da başlıyor. Toplantı odasını tekrar kontrol edebildin mi? Evet, çoktan kontrol ettim. Süper. Projektör sorunsuz çalışıyor mu? Projektörü yarın sabah dizüstü bilgisayarımla kontrol edeceğim. Hayır, o projektör çalışıyor mu çalışmıyor mu bugün kontrol etmeliyiz. Yarın bir sorun çıkarsa düzeltmek için zamanımız yok. O yüzden projektörü bugün kontrol et lütfen. Çok önemli, oldu mu? Tamam, bugün bakarım. Çıktıların fotokopisini alabildin mi? Bayan Tanaka şimdi onunla uğraşıyor. Bakalım başka... yazı tahtasını kontrol ettin mi? Evet, ettim. Bazen kalemlerde yeterli mürekkep olmuyor. Onları kontrol etme şansın oldu mu? Daha etmedim ama söz yapacağım. Lütfen, o işi bugün hallet. Gelecek ayki gezimiz için bir otel ayarlamamız lazım. Tamam, internetten bakalım. Okyanus Otel denize yakın. Geceliği kişi başı 120 dolar diyor ve açık büfe kahvaltı var. Çam oteli nasıl? Geceliği 80 dolar. Otel için çok para harcamak istemiyorum. Ama çam oteli denize ve şehir merkezine uzak ve Wi-Fi ücretliymiş. Gün doğumu otel nasıl? Normalde geceliği 140 dolar ama şimdi promosyonları varmış. Geceliği 90 dolara kalabiliriz. Denizle şehir merkezi arasında. Üstelik ücretsiz Wi-Fi da var. Kulağa iyi geliyor. Bir dakika. Bu promosyon yalnızca gelecek hafta için geçerlidir yazıyor. Onu görmedim. Peki, Royal Hotel nasıl? Şehrin tam içinde ve geceliği 100 dolar. O da pek güzel görünmüyor ama ücretsiz Wi-Fi var. Tamam, buraya rezervasyon yapalım. Rezervasyonlar dolu. Tüh! O zaman ilk baktığımız otel en iyisi. Dolu mu? Hayır, değil. Yaşasın! Bir adam ve kadın bir otel seçiyorlar. Hangi oteli seçecekler? Gelecek ayki gezimiz için bir otel ayarlamamız lazım. Tamam, internetten bakalım. Okyanus Otel denize yakın. Geceliği kişi başı 120 dolar diyor ve açık büfe kahvaltı var. Çam oteli nasıl? Geceliği 80 dolar. Otel için çok para harcamak istemiyorum. Ama çam oteli denize ve şehir merkezine uzak ve Wi-Fi ücretliymiş. Gün doğumu otel nasıl? Normalde geceliği 140 dolar. Ama şimdi promosyonları varmış. Geceliği 90 dolara kalabiliriz. Denizle şehir merkezi arasında. Üstelik ücretsiz Wi-Fi da var. Kulağa iyi geliyor. Bir dakika. Bu promosyon yalnızca gelecek hafta için geçerlidir yazıyor. Onu görmedim. Peki, Royal Hotel nasıl? Şehrin tam içinde ve geceliği 100 dolar. O da pek güzel görünmüyor ama ücretsiz Wi-Fi var. Tamam, buraya rezervasyon yapalım. Rezervasyonlar dolu. Tüh! O zaman ilk baktığımız otel en iyisi. Dolu mu? Hayır, değil. Yaşasın! Yarınki toplantı için masaları düzenleyelim. Tamam. Bütün masaları odanın ortasına mı koysak? Böylece herkes masaların etrafına birbiriyle karşılıklı oturur. Hayır. Önce bir grup toplantısı olacak. O yüzden masaları 4'e ayıralım. Her grupta 4 kişi olacak. Tamam. Ben de masaların üzerine kağıt ve kalem koyayım. Teşekkürler. Toplantıdan önce de projektör kullanarak kısa bir açıklayıcı sunumumuz olacak. O yüzden projektörü buraya getirmeliyiz. Anlaşıldı. Ayrıca beyaz tahta da kullanacağız, değil mi? Beyaz tahtayı ekranın yanına koysam olur mu? Tahtayı ekranın karşı tarafına koymaya ne dersin? Odanın arkasına koyalım. Anladım. Toplantıdan sonra hepsini geri getirmeyi unutma. Masaları ikişer şekilde 4 sıra haline getir. Bir adam ve kadın toplantı odasının düzeni hakkında konuşuyorlar. Masaları nasıl düzenleyecekler? Yarınki toplantı için masaları düzenleyelim. Tamam. Bütün masaları odanın ortasına mı koysak? Böylece herkes masaların etrafına birbiriyle karşılıklı oturur. Hayır. Önce bir grup toplantısı olacak. O yüzden masaları 4'e ayıralım.
Her grupta 4 kişi olacak. Tamam. Ben de masaların üzerine kağıt ve kalem koyayım. Teşekkürler. Toplantıdan önce de projektör kullanarak kısa bir açıklayıcı sunumumuz olacak. O yüzden projektörü buraya getirmeliyiz. Anlaşıldı. Ayrıca beyaz tahta da kullanacağız, değil mi? Beyaz tahtayı ekranın yanına koysam olur mu? Tahtayı ekranın karşı tarafına koymaya ne dersin? Odanın arkasına koyalım. Anladım. Toplantıdan sonra hepsini geri getirmeyi unutma. Masaları ikişer şekilde 4 sıra haline getir. Ayda bir ofis malzemelerinin stokunu kontrol edip ihtiyacımız olanları sipariş etmen gerekiyor. Malzemeleri bu listeyle beraber bu sefer birlikte kontrol edelim. Teşekkürler. O zaman kağıttan başlayalım. Yalnızca bir kutu kalmış gibi görünüyor. Çok kağıt kullanıyoruz. O yüzden 2 kutu daha söyleyelim. Tamamdır. Yazıcının renkli mürekkebi kalmamış. Onu da sipariş edelim mi? Ah hayır, gerek yok. Çünkü renkli çıktı almıyoruz. Öyle mi? Tamam. Beyaz tahta için bazı keçe kalemlerin mürekkebi az kalmış. Evet, onları yenilememiz gerek. Set halinde 5 kalem sipariş edersek indirim yapıyorlar. Öyle yapalım. Anlaşıldı. Aynı zamanda fare de sipariş edebilir miyiz? Benim farem biraz yavaş çalışıyor. Muhtemelen pili bitiyordur. Pil stokuna bakalım. Az kalmışsa onu da sipariş edelim. Peki, burada 3 tane pil var. Onların ikisini faren için alabilirsin. Ama onun yerine koymak için 6'lı pil al. Bir adam ve kadın ofis malzemeleri hakkında konuşuyorlar. Adam ne sipariş edecek? Ayda bir ofis malzemelerinin stokunu kontrol edip ihtiyacımız olanları sipariş etmen gerekiyor. Malzemeleri bu listeyle beraber bu sefer birlikte kontrol edelim. Teşekkürler. O zaman kağıttan başlayalım. Yalnızca bir kutu kalmış gibi görünüyor. Çok kağıt kullanıyoruz. O yüzden 2 kutu daha söyleyelim. Tamamdır. Yazıcının renkli mürekkebi kalmamış. Onu da sipariş edelim mi? Ah hayır, gerek yok. Çünkü renkli çıktı almıyoruz. Öyle mi? Tamam. Beyaz tahta için bazı keçe kalemlerin mürekkebi az kalmış. Evet, onları yenilememiz gerek. Set halinde 5 kalem sipariş edersek indirim yapıyorlar. Öyle yapalım. Anlaşıldı. Aynı zamanda fare de sipariş edebilir miyiz? Benim farem biraz yavaş çalışıyor. Muhtemelen pili bitiyordur. Pil stokuna bakalım. Az kalmışsa onu da sipariş edelim. Peki, burada 3 tane pil var. Onların ikisini faren için alabilirsin. Ama onun yerine koymak için 6'lı pil al. Affedersiniz, havaalanına gitmek istiyorum da nasıl gidilebileceğini öğrenebilir miyim? Tabii, birkaç yolu var. 1 numaralı otobüse binerseniz havaalanına gitmek 1,5 saat sürüyor. Ama ücreti en ucuz. 2 numaralı otobüse binerseniz 50 dakika sürüyor. Çünkü aradaki duraklarda durmadan direkt havaalanına gidiyor. Fakat o saatte 1 kalkıyor. O biraz daha pahalı. Anladım. Peki ya taksi? Evet. Hemen şurada bir taksi durağı var. Ve havaalanı yaklaşık 1 saat sürüyor. Ama otobüsten çok daha fazla tutar. Çünkü çevre yolunu kullanıyorlar. Ve bagaj için ekstra ücret alıyorlar. Onu bilmiyordum. Pahalıymış. Bu arada burada kaldığınız süre boyunca shopping plazadan bir şey aldınız mı? Alışveriş yapmış olan müşteriler için plazadan havaalanına ücretsiz servisleri var. Bilmiyordum. Henüz alışveriş yapmadım ama zaten hediyelik bir şeyler alacaktım. O zaman onu kullanabilirsiniz. Bir kadın, turizm danışmadaki bir adama havaalanına nasıl gideceğini soruyor. Kadın, buradan sonra nereye gidecek? Affedersiniz, havaalanına gitmek istiyorum da nasıl gidilebileceğini öğrenebilir miyim? Tabii, birkaç yolu var. 1 numaralı otobüse binerseniz havaalanına gitmek 1,5 saat sürüyor. Ama ücreti en ucuz. 2 numaralı otobüse binerseniz 50 dakika sürüyor. Çünkü aradaki duraklarda durmadan direkt havaalanına gidiyor. Fakat o saatte 1 kalkıyor. O biraz daha pahalı. Anladım. Peki ya taksi? Evet. Hemen şurada bir taksi durağı var. Ve havaalanı yaklaşık 1 saat sürüyor. Ama otobüsten çok daha fazla tutar. Çünkü çevre yolunu kullanıyorlar. Ve bagaj için ekstra ücret alıyorlar. Onu bilmiyordum. Pahalıymış. Bu arada
Burada kaldığınız süre boyunca shopping plazadan bir şey aldınız mı? Alışveriş yapmış olan müşteriler için plazadan havaalanına ücretsiz servisleri var. Aa, bilmiyordum. Henüz alışveriş yapmadım ama zaten hediyelik bir şeyler alacaktım. O zaman onu kullanabilirsiniz. Gelecek ayki indirime yetişecek şekilde daha fazla kazak yapmanı ve teslim etmeni istiyorum. Tamam. Neye ihtiyacınız var? 1000 adet small kırmızı kazak ve 400 adet medium kırmızı kazağa ihtiyacımız var. Ayrıca ayın sonuna kadar da 600 adet small yeşil kazak ve 200 adet medium yeşil kazağa ihtiyacımız var. Kırmızı ve yeşil kazak. Aslında yeşil ipliğimiz bitmek üzere ve onu başka yerden tedarik etmemiz lazım. Önce kırmızı kazakları yapacağız. Hayır, hayır, hayır. Kırmızı ve yeşil kazakları birlikte göndermemiz gerekiyor. O yüzden elinizden geldiğince çok yeşil kazak yapın. Peki. Sanırsam şimdilik 200 kadar yeşil kazak yapabiliriz. Öncelikle hangi bedene ihtiyacınız var? Öncelikle small bedene. Kusura bakmayın son dakikada. Ama gerçekten yardımınıza ihtiyacımız var. Pekala. Elimizden geleni yapacağız. O dediğimiz yeşil kazakları ve tüm kırmızıları göndereceğiz. Bir kadın ve satıcı telefonda konuşuyorlar. Kadın ilk olarak neyi alacak? Gelecek ayki indirime yetişecek şekilde daha fazla kazak yapmanı ve teslim etmeni istiyorum. Tamam. Neye ihtiyacınız var? 1000 adet small kırmızı kazak ve 400 adet medium kırmızı kazağa ihtiyacımız var. Ayrıca ayın sonuna kadar da 600 adet small yeşil kazak ve 200 adet medium yeşil kazağa ihtiyacımız var. Kırmızı ve yeşil kazak. Aslında yeşil ipliğimiz bitmek üzere ve onu başka yerden tedarik etmemiz lazım. Önce kırmızı kazakları yapacağız. Hayır, hayır, hayır. Kırmızı ve yeşil kazakları birlikte göndermemiz gerekiyor. O yüzden elinizden geldiğince çok yeşil kazak yapın. Peki. Sanırsam şimdilik 200 kadar yeşil kazak yapabiliriz. Öncelikle hangi bedene ihtiyacınız var? Öncelikle small bedene. Kusura bakmayın son dakikada. Ama gerçekten yardımınıza ihtiyacımız var. Pekala. Elimizden geleni yapacağız. O dediğimiz yeşil kazakları ve tüm kırmızıları göndereceğiz. Affedersiniz, kitaplar nasıl ödünç alınıyor, öğrenebilir miyim? Bu kütüphaneyi ilk kullanışınız mı? Evet. Peki o zaman size kuralları açıklayayım. Bu kütüphanede 6 kitaba ve 5 CD veya DVD'ye kadar ödünç alabilirsiniz. Ancak toplamda en fazla 10 parça ödünç alabilirsiniz. Ödünç verme süremiz 2 hafta. Eğer bu süreyi uzatmak isterseniz, lütfen bunu bu 2 haftalık süre içinde halledin. Gazete ve dergileri de ödünç alabilir miyim? Gazeteleri alamazsınız ama son sayısı dışında dergileri ödünç alabilirsiniz. Peki, posta yoluyla iade mümkün mü acaba? Posta yoluyla iade kabul etmiyoruz. İade için lütfen kütüphaneye gelin. Çalışma saatleri dışında girişin yanındaki iade kutusunu kullanabilirsiniz. Ama eğer kitapların iadesi geciktiyse lütfen iade kutusunu kullanmayın. Anladım. Çok teşekkürler. Bir kadın, kütüphanedeki materyallerin dolaşım sistemi hakkında soru soruyor. Kadın, tek seferde kaç materyal ödünç alabilir? Affedersiniz, kitaplar nasıl ödünç alınıyor, öğrenebilir miyim? Bu kütüphaneyi ilk kullanışınız mı? Evet. Peki o zaman size kuralları açıklayayım. Bu kütüphanede 6 kitaba ve 5 CD veya DVD'ye kadar ödünç alabilirsiniz. Ancak toplamda en fazla 10 parça ödünç alabilirsiniz. Ödünç verme süremiz 2 hafta. Eğer bu süreyi uzatmak isterseniz, lütfen bunu bu 2 haftalık süre içinde halledin. Gazete ve dergileri de ödünç alabilir miyim? Gazeteleri alamazsınız ama son sayısı dışında dergileri ödünç alabilirsiniz. Peki, posta yoluyla iade mümkün mü acaba? Posta yoluyla iade kabul etmiyoruz. İade için lütfen kütüphaneye gelin. Çalışma saatleri dışında girişin yanındaki iade kutusunu kullanabilirsiniz. Ama eğer kitapların iadesi geciktiyse lütfen iade kutusunu kullanmayın. Anladım. Çok teşekkürler. Bu seferki ne türden bir yolculuk? Temel amaç aletli sualtı dalışı. Kendi ekipmanlarımı getireceğim için seyahat ederken çalınmalarından korkuyorum. Anladım. Hırsızlık sigortası tüm planlarımızın içinde var. Ancak sualtı dalış ekipmanları özel türden bir bagaj olduğu için yalnızca A planımız bunu kapsıyor. Veya diğer sigorta planlarına sualtı dalış ekipmanı için özel bir kontrat ekleyebilirsiniz. A planı en pahalı olanı değil mi?
B planı ile C planı arasındaki fark nedir? Mesela eğer yurt dışında bir hastanede yatmak durumunda kalırsanız, B planı ailenizin sizi ziyaret etmesi için uçak biletlerini karşılıyor. C planında bu yok. Anladım. Sualtı dalış ekipmanı için özel kontratı B veya C planına eklersem bunlar A planından daha mı pahalıya geliyor? B planı biraz daha pahalı oluyor ama C planı biraz daha ucuza geliyor. Peki. Bu arada C planından daha ucuz bir plan var mı acaba? Evet. Bir de D planımız var. Ama uçağınızın gecikmesi veya iptal olması durumunda otel kalış ücretinizi karşılamıyor. Bu yüzden müşterilerimize pek tavsiye etmiyoruz. Anladım. Bence de o teminata ihtiyacım var. Ama ailem için uçak biletinin karşılanmasına gerek yok bence. O yüzden bu planı özel kontratla birlikte alayım. Bir adam seyahat sigortası planı seçiyor. Adam hangi sigortayı alacak? Bu seferki ne türden bir yolculuk? Temel amaç aletli sualtı dalışı. Kendi ekipmanlarımı getireceğim için seyahat ederken çalınmalarından korkuyorum. Anladım. Hırsızlık sigortası tüm planlarımızın içinde var. Ancak sualtı dalış ekipmanları özel türden bir bagaj olduğu için yalnızca A planımız bunu kapsıyor. Veya diğer sigorta planlarına sualtı dalış ekipmanı için özel bir kontrat ekleyebilirsiniz. A planı en pahalı olanı değil mi? B planı ile C planı arasındaki fark nedir? Mesela eğer yurt dışında bir hastanede yatmak durumunda kalırsanız, B planı ailenizin sizi ziyaret etmesi için uçak biletlerini karşılıyor. C planında bu yok. Anladım. Sualtı dalış ekipmanı için özel kontratı B veya C planına eklersem bunlar A planından daha mı pahalıya geliyor? B planı biraz daha pahalı oluyor ama C planı biraz daha ucuza geliyor. Peki. Bu arada C planından daha ucuz bir plan var mı acaba? Evet, bir de D planımız var. Ama uçağınızın gecikmesi veya iptal olması durumunda otel kalış ücretinizi karşılamıyor. Bu yüzden müşterilerimize pek tavsiye etmiyoruz. Anladım. Bence de o teminata ihtiyacım var. Ama ailem için uçak biletinin karşılanmasına gerek yok bence. O yüzden bu planı özel kontratla birlikte alayım. Geçen hafta 200 çalışanımız için spor alışkanlıkları hakkında bir anket düzenledik. Onlara haftada kaç saat egzersiz yaptıklarını sorduk. Sonuçlar burada. A ve B şubeleri için sonuçları ayrı ayrı mı hesapladınız? Evet. 4 seçeneğimiz vardı. 1 saatten az, ortalama 1 ile 2 saat arası, ortalama 3 ile 5 saat arası ve 6 saat veya daha fazla. Yani iki şubede en çok ortalama 1 ile 2 saat arası diye cevapladı. Haftada bir kez egzersiz yapıyorlar yani. Evet. Bu seçeneği A şubesinde ortalama 3 ile 5 saat arası, B şubesinde ise 1 saatten az seçeneği takip ediyor. B şubesinde çalışanların %10'undan azı 6 saatten fazla egzersiz yapıyor yani. Evet. Ben de bu yüzden herkesin serbestçe katılabileceği bir spor aktivitesi düzenlesem diyorum. İyi fikir. Çalışanların birbirleriyle iletişim içinde olması için de iyi bir fırsat. Bu işi sana bırakıyorum. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Bir kadın müdürüne anketin sonuçlarını rapor ediyor. Hangi grafik B şubesi çalışanlarını temsil ediyor? Geçen hafta 200 çalışanımız için spor alışkanlıkları hakkında bir anket düzenledik. Onlara haftada kaç saat egzersiz yaptıklarını sorduk. Sonuçlar burada. A ve B şubeleri için sonuçları ayrı ayrı mı hesapladınız? Evet. 4 seçeneğimiz vardı. 1 saatten az, ortalama 1 ile 2 saat arası, ortalama 3 ile 5 saat arası ve 6 saat veya daha fazla. Yani iki şubede en çok ortalama 1 ile 2 saat arası diye cevapladı. Haftada bir kez egzersiz yapıyorlar yani. Evet. Bu seçeneği A şubesinde ortalama 3 ile 5 saat arası, B şubesinde ise 1 saatten az seçeneği takip ediyor. B şubesinde çalışanların %10'undan azı 6 saatten fazla egzersiz yapıyor yani. Evet. Ben de bu yüzden herkesin serbestçe katılabileceği bir spor aktivitesi düzenlesem diyorum. İyi fikir. Çalışanların birbirleriyle iletişim içinde olması için de iyi bir fırsat. Bu işi sana bırakıyorum. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Duyduğuma göre bu derste bir gönüllü aktiviteye katılıp onun hakkında rapor yazacakmışız.
İlgilendiğimiz herhangi bir aktiviteyi seçebiliriz, değil mi? Sen ne yapacaksın? Henüz karar vermedim. Sosyal yardımla ilgileniyorum. Bir de başka insanlarla etkileşim içerisinde olmak istiyorum. Sen seçtin mi bir şey? Henüz değil. Ben çevre sorunlarıyla ilgileniyorum. Bu yüzden doğa koruma grupları gibi etkinliklere bakıyorum. Çöp toplama gibi mi? Yani o da olur da ben kişisel aktiviteden çok grup aktivitelerini tercih ediyorum. Belki liderlik deneyimi alabileceğim bir şey. Çocuklarla birlikte ağaç diken bir grupta çalışan birini tanıyorum. İlgilenir misin? Aa evet, süper. Çocuklarla etkileşim içinde olmak için de iyi bir fırsat. Benimle birlikte yapmak ister misin? Olabilir. Ama mümkünse sosyal yardımla ilgili bir şeyler denemek istiyorum. Yaşlı ve engelli insanlara yardım etmek istiyorum. Aa, annem yaşlı komşulara kişisel bakımları konusunda yardım ediyor. Sen de yardım etmek ister misin? Elbette, çok isterim. Bir erkek ve bir kız öğrenci gönüllü aktiviteler hakkında konuşuyor. Hangi aktivitelere katılacaklar? Duyduğuma göre bu derste bir gönüllü aktiviteye katılıp onun hakkında rapor yazacakmışız. İlgilendiğimiz herhangi bir aktiviteyi seçebiliriz, değil mi? Sen ne yapacaksın? Henüz karar vermedim. Sosyal yardımla ilgileniyorum. Bir de başka insanlarla etkileşim içerisinde olmak istiyorum. Sen seçtin mi bir şey? Henüz değil. Ben çevre sorunlarıyla ilgileniyorum. Bu yüzden doğa koruma grupları gibi etkinliklere bakıyorum. Çöp toplama gibi mi? Yani o da olur da ben kişisel aktiviteden çok grup aktivitelerini tercih ediyorum. Belki liderlik deneyimi alabileceğim bir şey. Çocuklarla birlikte ağaç diken bir grupta çalışan birini tanıyorum. İlgilenir misin? Aa evet, süper. Çocuklarla etkileşim içinde olmak için de iyi bir fırsat. Benimle birlikte yapmak ister misin? Olabilir. Ama mümkünse sosyal yardımla ilgili bir şeyler denemek istiyorum. Yaşlı ve engelli insanlara yardım etmek istiyorum. Aa, annem yaşlı komşulara kişisel bakımları konusunda yardım ediyor. Sen de yardım etmek ister misin? Elbette, çok isterim. Yeni peynirli ekmeklerimiz pek iyi satmıyor, değil mi? Hayır, belki de rafın en üstünde olduklarından. Evet, belki de yaşlılar için fazla yüksek bir yerde. Muhtemelen ekmekleri göremiyorlardır bile. Peki o zaman onları orta rafa koysak? İyi fikir. Markete girdikleri zaman ilk olarak onu görürler. Ayrıca bu rafa kırmızı bir örtü de koyalım ki bunun yeni ekmeğimiz olduğunu anlasınlar. Tamam. O zaman kruvasanları başka bir yere almamız gerekecek. Alta mı yoksa üste mi koyalım? Bence en üst rafa en popüler ürünü koymalıyız. Kolayca görülemese bile kolayca satar. Fransız ekmeği o zaman. Peki fark edilmeler için onları bir sepete koysak nasıl olur? İyi fikir, öyle yapalım. O zaman kruvasanlar en altta olacak. Bir yerleştirebilir misin? Bir bakalım. Nasıl? İyi görünüyor. Bunun önümüzdeki hafta satışlara bir etkisi olacak mı bakalım? Bir süpermarket yöneticisi çalışanıyla konuşuyor. Ekmekleri nasıl düzenleyecekler? Yeni peynirli ekmeklerimiz pek iyi satmıyor, değil mi? Hayır. Belki de rafın en üstünde olduklarından. Evet, belki de yaşlılar için fazla yüksek bir yerde. Muhtemelen ekmekleri göremiyorlardır bile. Peki o zaman onları orta rafa koysak? İyi fikir. Markete girdikleri zaman ilk olarak onu görürler. Ayrıca bu rafa kırmızı bir örtü de koyalım ki bunun yeni ekmeğimiz olduğunu anlasınlar. Tamam. O zaman kruvasanları başka bir yere almamız gerekecek. Alta mı yoksa üste mi koyalım? Bence en üst rafa en popüler ürünü koymalıyız. Kolayca görülemese bile kolayca satar. Fransız ekmeği o zaman. Peki fark edilmeler için onları bir sepete koysak nasıl olur? İyi fikir, öyle yapalım. O zaman kruvasanlar en altta olacak. Bir yerleştirebilir misin? Bir bakalım. Nasıl? İyi görünüyor. Bunun önümüzdeki hafta satışlara bir etkisi olacak mı bakalım? Yine bir banka hesabı açmayı düşünüyorum. Çünkü yine bir part-time işe başlayacağım. Sence hangi banka iyi? Ne aradığına göre değişir. Mesela A bankasının da, B bankasının da birçok şubesi ve ATM'si var. Yani para işlemlerini yapmak daha rahat. Ama A bankası ATM'yi her kullanışımda benden para alıyor. B bankası hafta içi gündüzleri ATM kullanımında benden para almıyor. Anladım. ATM demişken, C bankasında ATM kullanımı ücretsiz. Fakat çok fazla ATM'leri yok. Peki, ama ATM sayısının fazla olmaması pek hoşuma gitmedi. Bu arada
D Bankası yüksek faiz oranı için en iyisi. Öyle mi? Ama bu hesabı yalnızca part-time işten kazanacağım para için kullanmayı düşünüyorum ve çok fazla para koymayacağım. O zaman en çok ATM'si olanı ve en az ücretlendireni seçmelisin. Tamam, tavsiyen için teşekkürler. Bir adam ve kadın bankalar hakkında konuşuyorlar. Kadın hangi bankayı seçecek? Yine bir banka hesabı açmayı düşünüyorum. Çünkü yine bir part-time işe başlayacağım. Sence hangi banka iyi? Ne aradığına göre değişir. Mesela A bankasının da B bankasının da birçok şubesi ve ATM'si var. Yani para işlemlerini yapmak daha rahat. Ama A bankası ATM'yi her kullanışımda benden para alıyor. B bankası hafta içi gündüzleri ATM kullanımında benden para almıyor. Anladım. ATM demişken, C bankasında ATM kullanımı ücretsiz. Fakat çok fazla ATM'leri yok. Peki, ama ATM sayısının fazla olmaması pek hoşuma gitmedi. Bu arada D bankası yüksek faiz oranı için en iyisi. Öyle mi? Ama bu hesabı yalnızca part-time işten kazanacağım para için kullanmayı düşünüyorum ve çok fazla para koymayacağım. O zaman en çok ATM'si olanı ve en az ücretlendireni seçmelisin. Tamam, tavsiyen için teşekkürler. Yarın hangi güzergahı seçelim? Ben müzeye, kaleye ve gözlem evine gitmek isterim. Ben yolda hediyelik de almak istiyorum. Müze 6'dan 8'e kadar açık, kale 9'dan 4'e kadar. Gözlem evi de sabah 9'dan akşam 9'a kadar açıkmış. Kalenin günde 2 kez özel rehberli turu var. 12'de ve 2'de. Bunlardan birine katılmak istiyorum. Sanırım o tur için önceden rezervasyon yapmalısın. Ona internetten bakabilir misin? Tamam. Aa, 12'de başlayan çoktan dolmuş. Saat 2'de başlayana rezervasyon yapabilir miyiz? Tabii, öğle yemeğinden sonra ona katılabiliriz. O zaman önce nereye gidelim? Müze mi, gözlem evi mi? Şehrin gece manzarasını görmek istiyorum. Kalede saat 4'e kadar kalsak, sonra hava karardıktan sonra gözlem evine gitsek? İyi fikir. Tamam. Müzenin içindeki restoranda öğle yemeği yiyelim. Ondan sonra da kaledeki tur başlayana kadar hediyelik alışverişi yaparız. Tamam. Süper bir plan. Bir adam ve kadın gezi güzergahlarını planlıyorlar. Şehri hangi sırayla gezecekler? Yarın hangi güzergahı seçelim? Ben müzeye, kaleye ve gözlem evine gitmek isterim. Ben yolda hediyelik de almak istiyorum. Müze 6'dan 8'e kadar açık, kale 9'dan 4'e kadar. Gözlem evi de sabah 9'dan akşam 9'a kadar açıkmış. Kalenin günde 2 kez özel rehberli turu var. 12'de ve 2'de. Bunlardan birine katılmak istiyorum. Sanırım o tur için önceden rezervasyon yapmalısın. Ona internetten bakabilir misin? Tamam. Aa, 12'de başlayan çoktan dolmuş. Saat 2'de başlayana rezervasyon yapabilir miyiz? Tabii. Öğle yemeğinden sonra ona katılabiliriz. O zaman önce nereye gidelim? Müze mi, gözlem evi mi? Şehrin gece manzarasını görmek istiyorum. Kalede saat 4'e kadar kalsak, sonra hava karardıktan sonra gözlem evine gitsek? İyi fikir. Tamam. Müzenin içindeki restoranda öğle yemeği yiyelim. Ondan sonra da kaledeki tur başlayana kadar hediyelik alışverişi yaparız. Tamam. Süper bir plan. Yeni çikolata ürünümüz için ambalaj tasarlamanı istiyoruz. İki ürünü birden piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Biri %30 kakao içeren tatlı çikolata, diğeri %80 kakao içeren bitter çikolata. Anladım. O %30 ve %80 rakamlarının dikkat çekmesini mi istiyoruz? Evet. Belki de onları ambalajın ortasına koyabiliriz veya farklı renkler kullanırız. Pekala. Tatlı çikolata için kırmızı bir kutuya siyah karakterlerle %30, bitter çikolata için ise siyah bir kutuya kırmızı karakterlerle %80 yazsak? He. Veya ikisi için de altın karakterler kullansak nasıl olur? Bence ürünün lüks imajını daha iyi yansıtır. İyi fikir. Bence daha iyi görünmeleri için de karakterleri beyaza çerçevelemeliyiz. Tasarım düzeni olarak da kakao yazısını sol üst köşeye koysak, ortaya bir çikolata resmi, kakao oranını da sağ alt köşeye koysak olur mu? Evet. Ve lütfen kakao oranını büyük puntoyla yaz. Ayrıca
ürün ismininkinden farklı bir yazı tipiyle ve daha kalın yazılsın. Anlaşıldı. Ambalajlar hazır olunca size e-mail ile bildireceğiz. Ambalajlar ne zamana lazım? Mümkünse bu haftanın sonuna kadar bitirebilir misin? Bu haftanın sonuna kadar... Tamam, elimizden geleni yaparız. Tasarım bölümü için çalışan bir kadın, Ar-Ge takımından arkadaşıyla konuşuyor. Doğru ürün ambalajını seçiniz. Yeni çikolata ürünümüz için ambalaj tasarlamanı istiyoruz. İki ürünü birden piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Biri %30 kakao içeren tatlı çikolata, diğeri %80 kakao içeren bitter çikolata. Anladım. O %30 ve %80 rakamlarının dikkat çekmesini mi istiyoruz? Evet. Belki de onları ambalajın ortasına koyabiliriz veya farklı renkler kullanırız. Pekala. Tatlı çikolata için kırmızı bir kutuya siyah karakterlerle %30, bitter çikolata için ise siyah bir kutuya kırmızı karakterlerle %80 yazsak? He. Veya ikisi için de altın karakterler kullansak nasıl olur? Bence ürünün lüks imajını daha iyi yansıtır. İyi fikir. Bence daha iyi görünmeleri için de karakterleri beyazla çerçevelemeliyiz. Tasarım düzeni olarak da kakao yazısını sol üst köşeye koysak, ortaya bir çikolata resmi, kakao oranını da sağ alt köşeye koysak olur mu? Evet. Ve lütfen kakao oranını büyük puntoyla yaz. Ayrıca ürün ismininkinden farklı bir yazı tipiyle ve daha kalın yazılsın. Anlaşıldı. Ambalajlar hazır olunca size e-mail ile bildireceğiz. Ambalajlar ne zamana lazım? Mümkünse bu haftanın sonuna kadar bitirebilir misin? Bu haftanın sonuna kadar... Tamam, elimizden geleni yaparız. Aralıktan Şubat'a kadar satışlarımız iyi gitti. Evet, sınırlı üretim ürünlerimiz iyi sattı. Ama Mart ayında çıkardığımız yeni ürün iyi satmayıp o ayki satışları aşağı çekti maalesef. Ekim'de ve Mart'ta satışlarımız yavaşladı. Genel olarak satışlarımız düzenli bir artıştaydı. Ama Ekim satışlarımız yılın ikinci yarısındaki en kötü aylık satış oldu. Biliyorsun, Ekim'de bu mahalleye rakip bir kafe açıldı ve ilk başta müşterilerimizi kendilerine çektiler. Müşterilerimizin bize geri döndüğünü görmek rahatlatıcı. Müşterilerimizin cinsiyet ve yaş verilerine bakarsak, müşterilerimizin yarısından fazlasını 20 ve 30 yaşlarındaki kadınlar oluşturuyor. Bu da müşterilerin devamlı gelmesini sağlamak için yeni kampanya fikirleri bulmamız gerektiği anlamına geliyor. Müşterilerimize her zamanki kahve ürünlerimizin yanı sıra daha fazla yan ürün önermeyi deneyebiliriz. Evet, ama müşterilerimizin %20'sini 20 ve 30 yaşlarındaki erkekler oluşturuyor. Onları cezbedecek hizmetler de düşünmeliyiz. Anladım. Mesela ücretsiz Wi-Fi hizmeti iş adamları açısından iyi olabilir. Peki, düşünelim. Kafe çalışanları satışları hakkında konuşuyorlar. Bakmakta oldukları grafiği seçin. Aralıktan Şubat'a kadar satışlarımız iyi gitti. Evet, sınırlı üretim ürünlerimiz iyi sattı. Ama Mart ayında çıkardığımız yeni ürün iyi satmayıp o ayki satışları aşağı çekti maalesef. Ekim'de ve Mart'ta satışlarımız yavaşladı. Genel olarak satışlarımız düzenli bir artıştaydı. Ama Ekim satışlarımız yılın ikinci yarısındaki en kötü aylık satış oldu. Biliyorsun, Ekim'de bu mahalleye rakip bir kafe açıldı ve ilk başta müşterilerimizi kendilerine çektiler. Müşterilerimizin bize geri döndüğünü görmek rahatlatıcı. Müşterilerimizin cinsiyet ve yaş verilerine bakarsak, müşterilerimizin yarısından fazlasını 20 ve 30 yaşlarındaki kadınlar oluşturuyor. Bu da müşterilerin devamlı gelmesini sağlamak için yeni kampanya fikirleri bulmamız gerektiği anlamına geliyor. Müşterilerimize her zamanki kahve ürünlerimizin yanı sıra daha fazla yan ürün önermeyi deneyebiliriz. Evet, ama müşterilerimizin %20'sini 20 ve 30 yaşlarındaki erkekler oluşturuyor. Onları cezbedecek hizmetler de düşünmeliyiz. Anladım. Mesela ücretsiz Wi-Fi hizmeti iş adamları açısından iyi olabilir. Peki, düşünelim. Buyurun, müşteri hizmetleri. Affedersiniz. Az önce siparişimi teslim aldım ama benim sipariş ettiğimden farklı bir ürün geldi. Özür dileriz. Tam olarak sorun nedir? 3 düğmeli bir ceket sipariş etmiştim ama 2 düğmeli bir ceket geldi. Anlıyorum. Yanlış model göndermiş olmalıyız. Çok üzgünüz. Derhal ürünün değişimi yapabilmemiz için bize ürünü gönderebilir misiniz? Evet. Ayrıca bu tişört internet sitenizdeki resimden farklı. Böyle bir tişört istemiyordum. O yüzden onu da iade etmek istiyorum. Farklı olan nedir? Yakasız bir tişört bekliyordum.
yakası olan polo bir tişört geldi. Anladım. Etiketini kestiniz mi? Evet, kestim. Ama bu sitenizde olan resimdekinden farklı bir ürün. Hala iade yapabilir miyim? Beyefendi, bu tişörtün hem yakalı hem yakasız modeli mevcut. Sistemdeki bilgiye göre yakalı modeli seçmiş görünüyorsunuz. Öyle mi? Yanlış ürünü seçmiş olmalıyım o zaman. Ancak etiketi üzerinde olduğu takdirde ürünler değişim yapabiliyoruz. Ama etiket kesilmişse değişim yapmamız zorlaşıyor. Anladım. O zaman yalnızca ceketi değiştirebilir misiniz? Elbette. Hatamız için tekrar özür dileriz. Bir adam internetten aldığı ürün hakkında şikayette bulunuyor. Adam ürünü neyle değiştirecek? Buyurun, müşteri hizmetleri. Affedersiniz. Az önce siparişimi teslim aldım ama benim sipariş ettiğimden farklı bir ürün geldi. Özür dileriz. Tam olarak sorun nedir? 3 düğmeli bir ceket sipariş etmiştim ama 2 düğmeli bir ceket geldi. Anlıyorum. Yanlış model göndermiş olmalıyız. Çok üzgünüz. Derhal ürünün değişimi yapabilmemiz için bize ürünü gönderebilir misiniz? Evet. Ayrıca bu tişört internet sitenizdeki resimden farklı. Böyle bir tişört istemiyordum. O yüzden onu da iade etmek istiyorum. Farklı olan nedir? Yakasız bir tişört bekliyordum. Yakası olan polo bir tişört geldi. Anladım. Etiketini kestiniz mi? Evet, kestim. Ama bu sitenizde olan resimdekinden farklı bir ürün. Hala iade yapabilir miyim? Beyefendi, bu tişörtün hem yakalı hem yakasız modeli mevcut. Sistemdeki bilgiye göre yakalı modeli seçmiş görünüyorsunuz. Öyle mi? Yanlış ürünü seçmiş olmalıyım o zaman. Ancak etiketi üzerinde olduğu takdirde ürünler değişim yapabiliyoruz. Ama etiket kesilmişse değişim yapmamız zorlaşıyor. Anladım. O zaman yalnızca ceketi değiştirebilir misiniz? Elbette. Hatamız için tekrar özür dileriz.